Yalaza 12. bölüm. Mahallenin karikatürize edildiği fonda Osman Sınav ve Hasan Kaçan'dan Yalaza yazdı. Kuş bakışı kasaba. Gökçe kapı önünde Faik'e ceketini giydiriyor. Geldiler hadi. Gökçe koşturdu. İşte evimize geldik. Gel buraya gel. Arda'yı kucağına aldı. Aysu direksiyondan inip yana koştu. Kız sen ne güzel araba kullanıyor musun? Aysu gülümsedi. Yan koltuktan paltosunu aldı. Bir tane hoş geldin. Geldik. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin torun. Hoş geldin aslan parçam benim. Canın ne çekiyorsa söyle tamam mı? Çok özledik seni. Kuzum benim sarı kafam. Arda'cığım canım hoş geldin. Ben de sizi çok özledim. Biz de seni çok özledik. Nalan abla. Ha? Pasta yapmış olabilir misin? Olabilir miyim acaba ha? Hadi bakalım. Tamam. Hadi gel. Bakalım hadi var bakalım, mı pasta? Hadi. Aslanım benim ya. Ay, evin önüne gelmiş. Evin önünde beyaz duvara yaslı bir sedir. Üzerinde kırlentler var. İyi gidiyor muyum? Evet. Dümdüz devam. Dümdüz. Niye gözlerimi kapattınız? Yaklaşık geldik. Bir şey mi aldınız bana? Şimdi gözlerini açınca göreceksin. Hazır mısın? Değilim. Tamam tamam şaka yaptım. Hazırım. Üç, açıyorum. İki. Bir. Masa pastalarla dolu. Bunlar ne? Siz hastanedeyken herkes akın akın geldi seni sordu Arda. Kimse eli boş gelmedi. Senin için doldurdular burayı. Sizin geleceğinizi duyan Nalan abla senin en sevdiğin şeyleri yaptı. O iyi olsun da ben yine yaparım paşamı. Hadi gel bakalım. Sana bak başka bir şey yatakta yaptık orada yatıralım. Ha? Kızım, kızım. İyi düşündün de şimdi doktor da söylüyor hani bünyesi zayıftır daha. Gelen giden olur. Odasında yatsa daha iyi. Tabii tabii odasında yatıralım. O zaman müsaadenizle ben de gideyim. Yani madem hani misafir falan da gelecek değil mi? Hem siz böyle ailece bir hasret giderirsiniz. Olur mu öyle şey? Nalan sen zaten bu ailedensin. Biz sana nasıl teşekkür etsek bilmiyorum. Madem aileden biriyim o zaman teşekküre gerek yok değil mi? Arda'cığım hadi ben gidiyorum. Sen de güzelce bir dinlen. Eğer canım bir şey çekerse bana bir haber uçur. Gelir hemen yaparım. Ha? Teşekkürler Nalan abla. Sarıldı. Bir tanesi. sen de bir tanesin. Hadi bakalım. Hoşça kal. Yanağından öpüp yürüdü. Sağ ol Nalan. Hadi oğlum sen dinlenmen lazım. Hadi. Ama bu masadakileri alabilir miyiz? Tamam mı? Tamam tamam. Dur. Ablan getirir. Hadi ablanlar getir. Yan odaya geçiyorlar. Masada ayrıca çok sayıda oyuncak. Ver üstündekini. Çıkar onu. Duvarda iki kedinin olduğu bir tablo, rafta oyuncak ayılar, duvarda zürafa çizimli bir pano. Arda'yı yatağına oturttular. Faik, İbrahim'i de oturması için yönlendirdi. Bizi çok korkuttun kerata. Özür dilerim dede. Hepinizden özür dilerim. Başını eğince yüzler buruklaştı. İbrahim Arda'nın başını öptü. Oğlum, hasta olduğun için değil. Yaptıklarını bizden gizlediğin için özür dilemeyiz. Ama baba, sen çok çalışıyorsun. Ben de sana yardım etmek istedim. Biliyorum. Başından öptü bir kez daha. Niye yaptığını biliyorum. Ama bunu yaparken kendine zarar verdin. Ve bu bizi daha çok üzdü. Böyle bir şeyi bir daha yapmana izin verme. Çünkü siz benim için bu hayattaki her şeyden, herkese daha değerlisiniz. Arda'nın perçemleri dökülen alnını öptü. Özür dilerim baba. İbrahim alnını Arda'nın alnına yasladı. Arda'nın başını göğsüne çekti. Burcu duygulanıp Faik'e sarıldı arkasından. Tuğba Aysu'ya sarıldı. Kuş bakışı taraklı. Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Erol masasına geçti. Takım elbise ceketinin cebinde mendili var. Gözlükleri dikdörtgen çerçevesiz. Hangi aşamadayız? Her şey yolunda efendim. Bütün deliller İbrahim'in aleyhinde. Saldırgan ve sorumsuz bir baba. Kızları da kendisi gibi defalarca karakola düşmüşler. Mahkeme kararı verdi. Çantasından dosya çıkardı. Erol sert bakışlarla onu izliyor. Buyurun. Aldı Erol. Masa arkası duvarda pastel tonlarla soğuk, dalgalı bir boğaz manzarası resmedilmiş. Dosyadaki yazıları okuyor Erol. Gözlerini avukata çevirerek arkasına yaslandı. O zaman işi bitiriyoruz.
halde ben çıkıyorum. Görüşmek üzere. Elini uzattı, tokalaştılar. Erol hala elinde dosyayla. Odasının mobilyaları koyu renk ahşap, çalışma sandalyesi siyah deriden. Bıyıkları kır, saçları tepeden tamamen dökülünce iyice kısa kazınmış. Gözlerini dosyadan kaldırıp kendi kendine hırsla kafa salladı. Aysu kadife bir bilezik kesesini İsmail'in önüne koydu. Bu ne Aysu? Nereden çıktı bu? Neye benziyor İsmail? Bilezik. O bana annemden kaldı. Annenden mi? İsmail el öper gibi öpüp alnına koydu. Allah rahmet eylesin. İsmail, sen bunu Adapazarı'na gidip bozdurabilir misin? Bozdururum da Aysun, niçin? Bir şey mi lazım? Yok, öylesine. Tamam, sen hiç merak etme. Yarın ilk iş ben bunu bozdururum. Aysu durgunlaştı iyice. Niye bu kadar iyisin sen İsmail? Kötü olmayı bilmiyorum ki. Bilsen de yapamazsın ki zaten. Alev geldi. Hoş geldin Aysu. Otur İsmail. Seninle biraz konuşabilir miyiz? Aysu ile İsmail bakıştı. Bir süre sonra çalışma odası. Otur lütfen. Aysu masanın karşısındaki ahşap sandalyeye geçti. Alev gülümsüyor. Aysu, sen net bir kızsın. O yüzden lafı uzatmadan direkt konuya gireceğim. Dinliyorum. Benden hoşlanmadığını biliyorum. Ama şimdi lütfen, yani beni tanımıyormuş gibi önyargısız bir biçimde dinle, olur mu? Anlaştık mı? Tamam. Biliyorsun, geçen gün şefimiz işi bıraktı. Ve sen bizim çocuklara yardım edip mutfaktaki marifetlerinle hepimizi büyük bir dertten kurtardın. Şimdi ben de sana soruyorum. Maaş karşılığında bizimle çalışmayı kabul eder misin? Edemem. Aysu, lütfen iyi düşün. Ben sana profesyonel bir biçimde iş teklif ediyorum. Bak, hem maaş alacaksın hem de buraya gelen turlardan sana pay vereceğim. Aysu'nun başı önünde, kederle kucağına bakıyor. Alev mor renkte şifon bir elbise giyiyor. Tamam. Ama önce benim bir düşünmem lazım. Tamam. Kalktı Aysu. Bekliyorum. Gülümsüyor Alev. Gece gökyüzünde dolunay. Kuş bakışı taraklı. Santral takma sakal ve bıyık elinde bastonla yolda aleyküm yürüyor. Selamünaleyküm. Gri renkte peruğunun üzerine bir kasket takmış. Gözünde kemik çerçeve gözlükler. Göbeği fırlamış halde sol elinde bir çantayla geliyor. Yorgancıya girdi. Allah bismillah. Baba. Çaktırma santral, ben santral. Santral? Bu ne kılık? Aklım alıyordun az kalsın. Bir yalaza falan mı var? Ya ne yalazası be baba? Jandarma peşimde, cayır cayır Ahmet Yanardağ'ı arıyor. Bir nevi kaçak gibi oldum yani. Ben sana söyledim, bırak şu mezar işinin peşini dedim. Ha? Hortlatma şu eski şimdiyi dedim. Al başına belayı şimdi. Ya baba, benim ne kabahatim var, ne suçum var benim ya? Her şey o Alev kasabaya geldikten sonra başladı. Yani İbrahim'e bak, evini kaybetti, işini kaybetti, kolu kırıldı. Arda az kalsın ölüyordu. Faik de kalp krizi geçirdi. Asil'in evi yandı. Kesin bir musibet kasabanın etrafında dönüyor. Tövbe estağfurullah. Baba, ben sana söyleyeyim, bir musibet dönüyor. Ama yok, halledeceğim ben bunu. Bir kurban kesmemiz lazım. O iş bende. O işi ben halledeceğim baba. Sen işine. Eğilip çantasını yerden aldı. Hadi iyi akşamlar. Sırtına da kambur numarası yapmak için bir şey takmış. Allah'ın gücüne gitmesin ama. Neler atlattık biz. Önce benim kalp krizi geçirmem. Sonra senin elin işin. Sonra Arda. Ah, başımızda bir şeyler geziniyor ama. Yemek masasındalar. Lütfu da hoş, kahrı da hoş baba. Atlattık Allah'a şükür. Biz neler atlatmadık ki? Kızlar baş sağlıyor. İbrahim duygulanmış, gülümsüyor. Arda masada değil. Dur kız, ben bakarım. Gökçe sandalye arkalığını asılı örtüsünü aldı. Örgülü saçlarının üzerine örtüyor. Kapıda jandarma. Hayrola komutan. İbrahim usta. İbrahim Akartürk, siz misiniz? Evet. Faik kulak verdi.
Hakkınızda gözaltı kararı var. Avukat dosyayı uzattı. Arda Akartürk'ün geçici velayeti ise nöbetçi mahkemenin kararıyla dedesi Erol Ejder'e verildi. Ne? Erol sokakta arabasının arka koltuğunda oturmuş izliyor. Kendi kendine baş salladı. İbrahim çatık kaşlarıyla kır saçlı jandarma komutanına döndü. Gri beton fondaki siyah kare içinde sinegraf yazısının harfleri birer ikişer belirip kayboldu. Sonra siyah fona sabitlendi. Üzerine gelen fırça darbesiyle çizilmiş kırmızı zeminde Osman Sınav yazıyor. Osman Sınav ve Hasan Kaçağan'dan Yalaz'a yazdı. Bileğinin iç kısmında kafesinden kaçmış kuş dövmesi olan bir kadın eli, orta yaşlı bir adam ve iki genç kadın resmi çizdi. Siyah kalemle çizilen resimler renklenerek karikatüre dönerken jenerik akmaya başladı. Aynı anda karakterler ve yaşadıkları mahalle karikatürize ediliyor. İbrahim Sinan Taymin Albayrak, Alev Didem Balçın, Nalan İpek Tuzcuoğlu, Yaşar Erdal Cindoruk, Faik Erol Aksoy, Aysu Gamze Karaduman, Gökçe Ergül Miray Şahin, Burcu Merve Erdoğan, Tuğba Lalizer Kemaloğlu, Kezban Zeynep Gülmez, Nazmiye Elif İnci, Helmut Ercü Turan, İsmail Kerem Muslugil, Oral Mert Carim, Fatih Batuhan Aydar, Asil Özkan Ayal, Kübra Gizem Koçer, Kadir Ömer Gecü, Arda Tibet Tursun, ve Settar Hasan Kaçan ve Santral Kadir Çöpdemir. Proje tasarım yapımcı Osman Sınav, konsept danışmanı Hasan Kaçan, yönetmen Osman Sınav, Mehmet Bahadır Er, Yücel Hüdaverdi. Üzerinde marangoz önlüğü ve elinde keskiyle İbrahim ve mahalle içinde karikatürize edilmiş diğer karakterler. Resmin üzerinde Osman Sınav ve Hasan Kaçan'dan Yalaz'a yazdı. Gece jandarma kapıda. Ne demek? İbrahim Bey, nöbetçi mahkemenin aldığı kararla Arda Akartürk'ün velayeti dedesi Erol Ejder Bey'e verildi. Ne? Masadakiler ayaklandı. Neler oluyor? Anlamadım ki dede. İlgili mahkemeye müracaat edip itirazda bulunabilirsiniz. Ancak itiraz sonuçlanıncaya kadar Arda Akartürk, Erol Ejder'in himayesinde olacak. Hayır, olamaz böyle bir şey. Komutan, bunu yapamazsınız. Komutan, sakın. İbrahim, görevimizi yapmamız lazım. Bize izin ver. Abla. Oğlum alamazsınız. Abla ne oldu? İçeri girin. Çıkacaklar, alın çocuğu. Hayır. Hayır, içeri giremezsiniz. Hayır. İçeri giremezsiniz. Aysu ile Arda üst kata çıktı. Aysu elinden tuttu, saklayacak yer bakınıyor. Bir odaya soktu onu. Abla, beni onlara verme lütfen. Sarıldı Aysu'ya. Nasıl söz o? Seni kimseye vermeyeceğim. Abla, lütfen gitmek istemiyorum. Sakla beni. Korkma yavrum, seni kimseye verir miyim ben? Korkma, tamam mı? Ben şimdi bir şey düşüneceğim. Sakın korkma, tamam mı? Seni kimseye vermem yavrum benim. Kısa İbrahim'i tutarken ikisi içeri girdi. İbrahim, boşuna direniyorsun. Bak çocukları geziyorsun. Bırakın! Şu odalara bakalım. Ellerinde tüfekleriyle evdeler. Aysu odada bir komodini kapının arkasına çekeledi. Abla lütfen! Abla lütfen! Abla lütfen! Jandarma erler kapıyı zorlayıp girdi. Ne olur söylemeyin. Söylemeyin. Burada olduğunu söylemeyin. Ne olursunuz. Kusura bakma hocam. Söyleme ne olursun. Söyleme! Söyleme! Bırakın çocuğu! Abla! Ya bırak çocuğu! Bırak! Bırak dedim sana bırak! Bırak çocuğu bırak! Bırak çocuğu! Çocuğu bırak! Bırak baba! Ne olur! Arda! Jandarmanın kucağında. Oğlum! Arda! Bırakın beni! Bırakın! Baba! Baba! Hayır dedem! Baba! Bırakın beni! Faik yığılıyor. İbrahim'i bıraktılar. Tamam baba. İbrahim boşuna direniyorsun. Bak babanı ve aileni üzüyorsun. Yapma. Tamam baba. Şşş. Baba her şey düzelecek. Sen merak etme baba. Komutanı yapmayın. Size yalvarırım yapmayın. Lütfen. Bakın lütfen yapmayın. Şu an kardeşinize iyilik değil kötülük yapıyorsunuz. Bunlara şahit ederek onu daha çok üzüyorsunuz. Yapmayın. Bakın, çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Arda çok içli bir çocuktur. Bize yardım etmek için yaptı böyle bir şey. Biz onu çalıştırmadık. Böyle bir şey yok. Ne olursunuz yapmayın böyle bir şey. Lütfen. Lütfen daha fazla zaman kaybetmeyelim. Çocuğu alalım. Hayır.
Hayır, 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 hayır. İbrahim kalktı. Arda'nın İbrahim'e uzanan eli havada kaldı. İki jandarma İbrahim'i zor zapt ediyor. Bir jandarma Arda'yı kucaklamış götürüyor. Erol'un şoförü Arda'yı jandarmadan aldı. Kızlar koşturdular peşlerinden. Ben bir küçücük sevdalı kuştum. Aklım ermedi ellere uçtum. Arabaya koydular Arda'yı. Ben bir küçücük sevdalı kuştum. Aklım ermedi ellere uçtum. Yaban ellere, diken ellere, gurbet ellere, gurbet ellere. Yaban ellere, diken ellere, gurbet ellere, gurbet ellere. Arda Erol'un yanında. İbrahim kapıyı zorladı, açılmayınca cama yapıştı. Camdaki eli Arda'nın eliyle birleşti. Avukat kızları engellemeye çalışırken araba hareket etti. Hava yağışlı. İbrahim bir süre daha arabayla birlikte koşarken bir yandan feryat ediyor. Arda ise içeriden yumrukluyor camı. Yuvasız kaldım, karlara düştüm. Sınasız kaldım, çöllere düştüm. Uçsuz bucaksız yollara düştüm. Yılan yollara, yalan yollara, duman yollara, duman yollara, yılan yollara, yalan yollara, duman yollara. Arda 34 plakalı araçla uzaklaşıp gidince İbrahim yere düşüp kaldı öyle. Kızlar ağlaşıyor. İbrahim kalktı, yaşlı gözlerle arabanın gittiği yöne bakıyor. Aysu bakamıyor gibi ellerini yüzüne kapamış ağlıyor. İbrahim hırsla kesik nefesler alırken bakışlarını yoldan çekip yakın çevresine aldı. Jandarma aracı hala siren lambaları yanan halde evin önünde. Her yer yavaşça karardı. Gündüz vakti İbrahim'in evinin kapısı açık. Evde herkes matem havasında, bir yerlere ilişmiş kendi halinde. İbrahim tekli bir koltukta oturmuş kalmış. Gökçe ayakta, başı kapıya yaslı. Aysu oturduğu yerde başını diğer yöne çevirmiş. Tuğba merdivenlerde oturuyor. Faik'le Burcu masada. Kalkın! Hadi herkes kalksın! Arda öldü mü? Çok şükür o. Musibet herif Arda'yı şehrin dışına götürmedi. Arda taraklı da hala. Onun için toparlanın, kalkın! Kore'de savaştım ben. Arkadaşlarım kucağımda şehit oldu. Ama hiçbir zaman başımızı eğip kahredip oturmadık. Onlar için de savaştık. Siz de kalkacaksınız. Böyle oturmanın, kahretmenin hiçbir yararı yok. Arda'yı buraya getirmenin bir yolunu bulacaksınız. Bulamasanız bile hep bunu düşüneceksiniz. Anladınız mı şimdi beni? Nasıl olacak bu baba? Sen babasın. Bunu sen başaracaksın. Evlada baba niye gerek? Dedem doğru söylüyor. Bizim artık bir şey yapmamız lazım. Baba bir şey yapmamız lazım, ne olursun. Arda olmadan biz biz olamayız. Ben kardeşimi geri istiyorum. O da bizsiz yapamaz ki. Bulacağız bir yolunu. Alacağız kardeşimizi. Size söz veriyorum. Kardeşinizi geri getireceğim. Neye mal olursa olsun.
Adayı en kısa sürede geri alacağız. Söz veriyorum. Acaba şimdi ne yiyip ne içiyordur? İbrahim ağlamaklı. Konakta Erol Arda kahvaltı masasında. Söyle çocuğa yemeği neyiz? Emredersiniz Erol Bey. Benim adım Erol Ejder. Kısaca Ejder Bey diyeceksin. Tabii Ejder Bey. Masanın diğer baş köşesine geldi. Hadi yavrucuğum ye yemeğini. Poğaça servis etti. Arda Erol'un gözlerine bakarak tabağını yere etti. Bırak. Kaldırtmadı. Madem çocuk düşürdü kendi temizlesin. Ben çocuk değilim. Toplamayacağım da hiçbir şey yapmayacağım. Söyle şu çocuğa odasına gitsin. Cezalı. Öğle yemeğine kadar hiçbir şey vermeyeceksiniz. Otursun terbiyesizliğini düşünsün biraz. Senin yemeklerini istemiyorum. Ben evime gitmek istiyorum. Erol çatal bıçağını bıraktı. Odasına dedim. Hadi yavrucuğum dedeyi kızdırma gel. Hadi gel. Arda'nın elinden tuttu yürüyorlar. Hizmetli kadın siyah eteğinin beline kenarları fırfırlı bir önlük takıyor. Kumral balık etli bir kadın odada Arda'nın kıyafetlerini askıya asıyor. Bak deden senin için ne güzel şeyler almış. Hadi bir dene istersen. O adam benim dedem değil. Arda bütün üstünü değiştir. Biliyorum sen iyi bir çocuksun. Sizin hiçbir şeyinizi istemiyorum. Arda. Arda ne yapıyorsun? Arda kıyafetleri kucaklayıp camdan aşağı attı. Hizmetli elini eyvah diye ağzına kapadı. Arda yatakta oturuyor. Kumral kadının başını okşamasına izin vermedi. Kadın başını iki yana sallayarak ilerledi. Hizmetliyle beraber odadan çıkıp kapıyı da kapattılar. Arda yumruklarını sıkıyor oturduğu yerde. Baba, baba neredesin? İbrahim evde koltukta oturmuş, gözleri önündeki boşluğa kilitli. Peki şimdi ne yapacağız? Nereden başlayacağız? İbrahim kalkınca kızlar da ayaklandı. Baba. Kolu askıdan çıkmış sadece atelle. Baba sakın bak kapısına gitme. Seni de tutuklatacak. Sen tutuklandıktan sonra biz o zaman artık ne yapacağız ki? Unutun o zaman artık Arda'yı Marda'yı. Korkmayın. Olay çıkartmayacağım. Ne gerekiyorsa onu yapacağım. Tamam peki. Peki ama nereye gidiyorsun baba? Nereye gittiğini söyle bize. Bu ailecek halletmemiz gereken bir mevzu. Tek başına olmaz bu sefer. Evet. Bir avukata ihtiyacımız var. Avukat bize ne yapacağımızı söyleyecektir. Şunu sakın unutmayın. Arda tez zamanda buraya geri dönecek. Size söz verdim. Bir avukat bulmalıyım. Çıkıyor. Kızlar kederle kaldı arkasında. Tuğba ıslak gözleriyle kolunu Faik'in boynuna doladı. Başı başına yastı kaldı öyle. Kuş bakışı taraklı. Çok yüksek olmayan yeşil dağların ortasında bir yerde. Hisar konağında Alev ayna karşısında küpesini takıyor. Saçları fönlenip toplanmış, kahkülleri alnında. Bakımlı, makyajlı. Odasının duvar diplerinde sedirler var. Arayanı görünce sevindi. Alo. İbrahim. Alo. Alev, müsaitsen yanına gelebilir miyim? Buraya mı geleceksin? Tabii gel, bekliyorum, buradayım. İbrahim zaten sokağa göre biraz yukarıda kalan Hisar Konağı'nın sokağındaymış. Alev'in arabası hemen yol kenarında. Alev heyecanla çalışma masasındaki aynayı kaldırdı. Makyaj malzemelerini hızlıca topluyor. Faik evden çıktı. Sırtında kalın bir palto, başında yün beresi var. Elinde tuttuğu zarfı katlayıp cebine koyarken gözleri biraz şaşkın, biraz ne yapacağını çok da bilemiyor havasıyla etrafta yürümeye başladı. Porselen demlikten bardağa çay koyan santral, yaşlı adam kılığında yorgancıda. İyi günler amca bey. Sensin amca. Settar usta yok mu? Oturdu santral. Camiye kadar gitti. Şimdi gelir, ben de onu bekliyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Hayrola muhterem, girdin içeri, verdin ceyranı. Bir derdin mi var senin? Hayır olsun. Dert dediğin bir değil bin. Şu sıralar başımızın üstünde bir musibet dolanıyor. Obara! Obartma muhterem. Her şeyin bir çaresi var ya. Var da ne zaman? Anında.
Şimşek, hemen fakire fukaraya sadaka dağıt. Yok, 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 boş ver sadakayı. Sen en iyisi kurban kes, kurban. Kes kurbanı, garibe, gurabaya dağıt. Musibetlerin hepsi dağılsın gitsin. Tabii. Bak ben de kesecektim. Kesmedim. Neyse bu sene danaya gireceğim ben ya. Doğru söylersin. Tabii tabii. Bir küçük put da bana gönder ha. Yer misin? Simidini uzattı. Faik aldı bir parça. Sağ ol. Hisar konağı. Gerçekten inanamıyorum. Bir insan kendi torununa nasıl bunu yapar? Kendi kızına bunu yapan torununa da yapar inan. Evliyken size neler çektirdiğini tahmin edebiliyorum. Ne demezsin? Kızı annesine hasret öldü. Annesi de zaten ondan sonra çok fazla yaşamadı. Allah rahmet eylesin. Amin. İkisi de başka taraflara bakıyor. Şimdi bunları geride bırakmak zorundayım. Oğlumu düşünmek zorundayım. Ağabey alabilmek için ne gerekiyorsa yapmak zorundayım. Haklısın. Şimdi bekleyecek zaman değil. Hemen harekete geçmemiz lazım. Bak İbrahim, ben senin için de, Arda için de elimden ne geliyorsa yaparım. Biliyorsun değil mi? Biliyorum Ali. Biliyorum. Zaten ben de senden yardım istemeye geldim. Tabii ki ne olursa. Avukata ihtiyacımız var. Benim çok avukatlık işim olmadı. O yüzden nereden, nasıl bulmam gerektiğini bilmiyorum. Tamam, hemen bulalım. İyi bir avukat olmalı. En iyisi. Velayet davasında uzmanlaşmış olması lazım. Doğru söylüyorsun. Merak etme. Ben bu konuda en iyi avukatı bulup sana haber vereceğim. Tamam. Ben şimdi gideyim. Nereye? Savcılığa. Dosya hakkında bilgi alacağım. Ben de seninle geleyim mi? Olur, olur. Hadi. Alev İbrahim'in paltosunu alıp giymesi için tuttu. İbrahim biraz canı acır gibi yüzünü gererek giydi sağ kolunu. Alev sonrasında kendi kaşa paltosunu aldı. Oral merdiven altındaki resepsiyona sığamıyor bir türlü. Uzun boyu merdivenlere çarpıyor. Bu ne ya küves şekli? Mimar kardeş insan burayı tasarlarken bir insan ebatı alır ölçer ya. Vallahi afacanlar bastı ha. Abim hayırdır ne oldu? Randımanda nefes alamıyorum İsmail. Vallahi zaten bulunduğum yerde bunalttı beni ha. Neden? İsmail'cim, merdiven altı bir iş yapıyorum burada gördüğün gibi. Allah muhafaza biz de abata bassa ilk abini alıp götürecek. Vay! Çok düşüncelisin abime söyleyeyim. Neyse hadi kahvaltımızı yapalım. Tepsiyle gelmişti. Bunu sucuk koydun mu sen? Abi. Alevler indi. Oral tepsiyi kaldırdı. Günaydın. Ben dışarıda beklerim. Tamam. İsmail neden konuşmadı bizimle diye şaşkın. Çocuklar biliyorsunuz Neveser Hanım rahatsız, bugün gelmeyecek. Benim de dışarıda ufak tefek işlerim var. Oral, buralar sana emanet, tamam mı? Ne demek Alev Hanım? Görüşürüz. Görüşürüz Alev Hanım. İbrahim abinin suratı niye böyle asık İsmail? Neyse herhalde kahvaltı etmedim ya, herhalde benim beyin ekran gitmedi. Abi. Nereye gidiyorsun abime sorayım? Ne demişler İsmail? Emanetin yüreği yufka olur. Ne dedi Alev Hanım? Müesseseyi geçici olarak bize emanet etti. Sen şu dostu al. İsmail tepsiden kendine bir tabak aldı. Çay. Çayını da aldı. Al domates al. Yok ben alerjim. Etrafı banko masasıyla çevrili Oral daracık resepsiyondan çıktı, üst kata çıkıyor. İsmail arkasından üst bedenini arkaya eğdi, ona bakıp hemen cep telefonunu çıkararak arama yaptı. Aysu. Efendim İsmail. Günaydın. Ben seni şey için aradım da. Ne için aradın? Bu şeyi şey ettim de ben onu şey yapayım dedim. Neyi ne ettin İsmail sabah sabah ne? Ben biraz heyecan yapıyorum da Aysu'ma söyleyeyim. Bu bana verdiğin bileziği ben sattım da onun parasını sana verecektim ben. Nereye geleyim Aysu'm? Sen gelme. Ben gelir kendim alırım. Sen? Buraya? Tamam. Tamam. Bekliyorum Aysu. Kapat. Allah! Telefonu cebine koyup el içlerini heyecanla üstüne sürdü.
Hocam, gerçekten şimdi telefonda anlatamam ama beni bu hafta izini saymanızı rica edeceğim sizden. Benim için gerçekten çok önemli. Hocam, duyarsınız zaten. Lütfen, ben gerçekten şu anda konuşacak durumda değilim. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de gidiyorum kızlar. Nereye şimdi? İsmail verdiğim bileziği satmış da gidip parasını alacağım. Yani hiçbir şey yetmeyecek biliyorum ama olsun. Abla, diğer bilezikleri de satalım. Mahkeme işlemleri için lazım olacak. Vallahi şu an ayağımdaki papucu bile satacak haldeyim de. Ama var ya her şey düzelecek. Her şeyi yoluna koyacağız inşallah. Burcu başını Aysu'nun omzuna yasladı. Tuba da geldi yanlarına. O da kollarını Aysu'nun beline dolayıp başını diğer omzuna koydu. Gökçe de kalktı. Abla. Hı. Ben de seninle geleyim mi? Hem biraz hava almış olurum. Vallahi benim de onu hiçbir şey düşünemiyorum. Gel yavrum. Tamam hadi bizi bırakın. Gidelim biz. Montum nerede? Basmıştım oraya. Gökçe koltuğun kolçağına oturdu. Aysu ile Burcu evden çıktı. İkisinin de yüzünden düşen bin parça. Yorgancı. Ah Gerdan, bayılırım Gerdan haşlamasına. Hele yanında böyle güzel bir tereyağlı pilav olacak. Ay o Gerdan ne güzel olur ya. Ne güzel olur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Başıyla Faik'i işaret etti Settar'a. Settar kenardan bir tabure çekti kendine. Daracık yorgancıda pek yer yok zaten. Faik dağılmış gitmiş, sanki fark etmedi bile Settar'ı. Settar santrale ne olmuş diye baş salladı. Faik dede, hoş geldin. El öptü. Hoş bulduk, hoş bulduk. Buyur, bir emir mi var? Estağfurullah, estağfurullah. Bir ricam yok, bir derdim var. Allah yardımcınız olsun. Ya şu sırada imtihan başınızdan eksik olmuyor. Arda'yı aldılar. Ne? Güya bakamıyormuşuz gibi onu dedesi olacak herife verdiler. O barak! Onun dedesi sensin. Yani size dede tipi var. Siz dedesisiniz sanki. Ejder mi? Evet. O musibet altı götürdü benim güzel torunumu. Allah Allah. Gene nereden çıktı bu herif? Ne bileyim. Ben İbrahim'in bir delilik yapmasından korkuyorum. Yani kendini tutamaz da dayanır kapıya. Ondan sonra ömrü billah o çocuğu bize, güzel torunumu geri vermezler. Abu! İbrahim dellendi mi tutamazdı. Yani benim de bir torunum var da adı İbrahim, pek delişmem bir şey. İbrahimler böyle oluyor maalesef. Settir ayağıyla dürttü. Diyorum ki sen bir İbrahim'le konuşsan Settar Usta, o seni dinler. Estağfurullah Faik dede, estağfurullah. Ben İbrahim'in öyle bir şeyler yapacağını zannetmiyorum ama sen içini ferah tut. Ben gene de konuşurum. İyi, sağ olasın. Boşuna vaktini aldım. Hadi hayırlı işler. Arkasından Settar da kalktı. Kurbanı unutma, kurbanı! Settar oturdu. Senin kurban ne oldu? Ya baba, işte Faik dedeye akıl verdik ya. O kurbanı kessin, oradan falso yapan sevap bana da gelir ya. Ha? O barak. Tövbe estağfurullah. Dağlara sis oturmuş. Kasabanın camisi kubbeli değil, ev gibi kiremit çatılı. Bak hatta arsa deniz görüyor. Taraflıca deniz mi? Du. Yani bak lafı tam dinle, öyle konuş. Du. Deniz görüyordu. Fakat deniz çekildi. Dua olayı bu olabilir. Fakat Allah beni inandırsın Asil. Manzara aynı yerinde duruyor ya. Vallahi aynı ordu olduğu yerde duruyor. Evet. Ya Yaşar abi, ben başımı sokacak bir yer arıyorum. Sen ne arsası ya? Aa Asil, bak sana hiç yakıştıramadım bunu. Gerçekten yakıştıramadım. Ne demişler?
Toprağın olsun, saksıda olsun. Ya ben sana çift taraflı mont gibi konfor sunuyorum ya. He? Yaşarken üstünde otur, ölünce altına gir. bak, dinle şunu. Yaşarla her şey kolay. Ben bunu cıngıl yapacağım. He Aşil. Ya Yaşar abi, daire bulursan beni ara. Hadi eyvallah. Yaşar da kulağından çekti telefonu. Gömleği açık yeşil. Lan bu... Parçası falan mı var bunun yoksa? Oo Faik dede, hoş gelmişsin. Safa getirmişsin. Bulduk. Hoş geldin. El öptü. Yaşar, ben senden bir şey isteyeceğim. Bir şey mi isteyeceksin? Vallahi bak, Allah beni inandırsın Faik dede. Daha az önce bir arkadaş geldi. Ceplerini boşalttı. Neyim var, neyim yok hepsini ona verdim. Gördüğün gibi dımdızlak kaldım. Aa, burada birazcık çekirdekler yersen buyur. Yok oğlum, bir şey yok yani. Yaşar, ben para istemiyorum, yardım istiyorum. Yardım. He, tamam. Oturdu gene. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Şimdi ben kalp krizi geçirdikten sonra büyükçe bir aile mezarlığı satın aldım. Ben mi haberim yok bundan? Ben senden toprak mı alırım be Yaşar? Senin sattığın yere münkerle nekir uğramaz bile. İyi ya, sorgudan yırtarsın işte. Zaten çok günahın var senin. Yani burada namuslu, dürüst insan Yaşar Çelik burada dururken git başkasına toprak al sen. Bir sus Yaşar. Tamam, senden satın almadık ama sonunda sana getirdim. Satar mısın bunu? Seni hızır. Nasıl da gönül almasını biliyorsun. Güzel cümleler kurarak. Evet. Kaç lira istiyorsun? Bir kurban parası çıksın yeter. Yaşar düşünürken gözleri fıldır fıldır. Allah'a Faik dede, ben senin orayı gördüm. Yani bana malum oldu. Bazen olur. Senin ora bir kurban parası etmez ya. Sana bir horoz alsak. Ben başka birine satarım. Tamam, tamam. Bir şeyler yaparız, komşuyuz. Şimdi burada para yoktu. O zaman şöyle yapalım, belki burada olabilir. Çorabının içinde. Burada varmış. Sayıyor. 200'lükleri kıyamaz gözlerle bakarken yüzü kızardı. Elleri titriyor uzatırken Faik sabırsızca çekip aldı. Zarf elinde. Ben de bunu alayım. Kapı zarfını aldı. Gülüp cebine attı. Sağ ol Yaşar. Sağ olasın. Güle güle. Güle güle. Yaşar onun tokalaşmak için uzattığı eli öptü gene. Ya çok mu verdik acaba ya? Neyse dikkat et ha. Havalar soğudu. Oturdu. Kübra'da kronometre. Üf, neredesin mektupçi? Zaten Tuğba Akartürk de varış noktasına bir türlü ulaşamadı. Ne yapsan? Tuğba'yı mı arasan mektupçi? Ne araması şimdi ya? Hadi. Asil eşofman takımıyla. İyi tamam. Tuşlu eski model telefonunu çıkardı cebinden. Kübra, hı? Şarjım bitmiş. Hep bu Yaşar abinin yüzünden biliyor musun? Çantamı aç, ön gözümden telefonumu al ve Tuğba Akartürk'ü ara mektupçi. Tamam, tamam. Aldı, arıyor. Kübra siyah uzun saçlarını at kuyruğu yapmış. Kübra, ben bunu kullanmayı bilmiyorum ki. Ya alt tarafı tuşlarını çevirip yeşile basacaksın mektupçi ya. Kübra, hı? Ben prensip olarak yeşile basmıyorum. Bir nevi çevreyi koruma durumu yani. Ver şunu. Arama yaptı. Asil'in seyrek saçlarının birkaç tanesi alnına dökülüyor. Oo, açmıyor bile ya. Ne? Açmıyor mu? Kübra, bir fikrim var. İstersen beraber koşalım. Hem Tuğba çok ağır kalıyor. Ne dersin? Zıp bir fikir. Hadi başlayalım o zaman. Kübra, bir şey soracağım. Sor. Sence ben nasıl bir insanım? Yürüyen bir insansın mektupçi. Ama artık koşman lazım, hadi. Sırtında çantasıyla öne düştü. Asil olduğu yerde. Ya mektupçi, hadi sana, neyi bekliyorsun? Böyle peşinden daha ne kadar koşacağım acaba? Hadi. Geldim. Elinde petso şişesiyle koşuyor. Kuş bakışı taraklı. İsmail elleri ceplerinde Hisar konağının önünde İsmail. İleri geri dolanıyor. Kırmızı alımsın yavrum sen. Ne bu kapıların önüne serilmeler falan? Ne serilmesi abi? Bana karışma. Ben
Aysu'yu bekliyorum. Aysu Göktaş'ı mı İsmail bizi teyit geçsin? Kız burada olduğumuzu biliyor zaten. Hadi geç içeri, hava çok soğuk. Vallahi hasta olursun, işleri aksatırsın, geç. Bana ne? Aa, Aysun geliyor. Abi yanında da Burcu yengem var. Görüyorum İsmail. Abinle konuşacak yüzü olmadığından kalbimdeki notu öğrenmek için yanına velisini de takıp gelmiş. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Aysu hoş geldin. Burcu yandan kısacık baktı Oral'a. İki kız da yüzleri asık girdi içeri. İsmail Aysu'dan aldığı şemsiyeyi kapattı. Yengenin bu suratı ne İsmail? Bilmem diye gerdan kırdı. Mona Lisa ablamız gibi gülüyor mu ağlıyor mu belli değil şekli. Kesin bir sıkıntı var. Gel bakalım. Evet. İkisi de çalışırken smoking giyiyor. Oral'ın demode smokininin yakası ve papyonu satenden. Kübra ile Asil kasabada çok eski oturulmayan bir evin önünden ilerledi. Oh. Çok şükür Kübra ya. Yalnız bu havalara da güven olmuyor ha. Sıkı giyinmek lazım. Kübra. Ha, ne oldu? Kübra bittim ben. Mahvoldum. Ne oldu Fatih'cim? Bütün sorunlarını da ben halledemem ki değil mi? Soruna sen sebep oldun. Sen çözeceksin Kübra. Yok canım sen de. Gökçe her şeyi duymuş. Nasıl öğrenmiş? Neyi öğrenmiş? Ne olmuş Fatih? Bir şey söylesene, konuşsana Fatih, ne olmuş? Ya biz o gün Asena ile otururken mekana iş görüşmesine gelmiş. Gelince de bizi görmüş. Tüm konuştuklarımızı da duymuş. Ay, kız mahvolmuştur şimdi Asil. Dur. Bizi de görmüş mü Fatih? Yok, görmemiş. Ah çok şükür Allah'ım. Ama duymuş. Ne? Ne, nerede duymuş? Niye eksik anlatıyorsun oğlum? Bir şeyler söylesene, konuşsana. Ben de anlayacağım. Ona göre hareket edeceğim. Plan yapacağım. Kübra Şeli'yim ben. Benden duymuş. Ne? Fatih. Sen bunu Kübra Çelik'e nasıl yaparsın? Ya şöyle Kübra, ya ben isteyerek yapmadım ki. Konuşurken kendimi affettireyim diye şey ettim. O sırada ağzımdan kaçtı. Allah'ım ya. Benim sizi buluşturduğumu düşünecek kız. Allah'ım ne yapacağım ben? Ya sen buluşturdun zaten Kübra. Nankör. Niye buluşturdum ben sizi? Börte çiğnenle kavuş diye buluşturdum. Bir dakika ya. Sen Fatih'le Gökçe'yi kavuşturmak için Asena'yla mı buluşturdun? Üf, sus bir sen. Çok anlıyormuş gibi. Üf. Allah'ım ya Rabbim, benim olayların iç yüzünü acilen Gökçe'ye anlatmam lazım ya. Kübra dur. Kübra. Heh. Benim iç yüzümü de anlat ona. Onu ne kadar çok sevdiğimi söyle. Sus! Git başımdan. Başıma bütün işleri sen açtın zaten. Git. Ne yapacağım ben ya? Söylersin değil mi Kübra? Lütfen. Asil söyler değil mi? Söyler. Asıl sen ne anlarsın Kübra? Başını önüne eğdi. Anlamadın da zaten. Yürüyor. Kübra İbrahim'in evine geldi. Beklerken sıkıntılı, elini kolunu sallayıp hareket ettiriyor. Selam. Yok, biz almıyoruz. Hadi başka kız. Tuba, selam almamak falan ne demekmiş canım? Aşk olsun yani. Çekil bakayım şuradan sen bir. Kolunun altından içeri girdi. Tuba gözlerini devirdi. Gökçe! Sen mi geldin? Ben geldim. Çantasını çıkarıp oturuverdi. Gökçe ağlamaklı. Tuba da arkadaki sandalyeye geçti. Tuba'cığım, gelmedin bugün antrenmana. Artık idmana katılmayacağım. Neyi ki? Bünyem kaldırmıyor. He, ondan mı dövüyorsun kumdan adamcağızı her gün? Artık idman bitti, maça çıkacağım. Kalktı, üst kata çıkan merdivenlere yöneldi. Gökçe. Canım. Gökçe. Ya biliyorum bana kızgınsın ama bak gerçekten hiçbir şey bildiğin gibi değil. Umurumda değil vallahi Kübra. Boşuna harcama nefesini sende. Tamam. Yok kız, gerçekten ya bildiğin gibi değil. Yani ortada çok büyük bir yanlış anlaşılma var ve benim onu sana açıklamam şart. Neyse ne işte. Fatih'ten daha büyük dertlerim var benim şimdi. Aa. Fatih'in ihanetinden daha büyük ne olabilir ki acaba? Arda'yı aldılar. Kardeşimizi ayırdılar bizden. Kız kim ayırdı sizi kardeşinizden? Nereden çıktı daha? Kim aldı? Eksik anlatıyorsun Gökçe, bir anlat. Rahmetli annemin babası. Ay Gökçe. Ay kuzum ya.
Ya canım, ben sana kıyamam ya. Yanına geçip sarıldı. Allah'ım, nereden çıktı şimdi bu? Tamam, sakinleş. Ben sana şimdi bir su falan getiririm, sakinleşirsin, tamam mı? Kahvede Yaşar bir adamın tansiyonunu ölçüyor. Dur ya, bırak onu ya. Dur ya, tamam. Adamın elini tutmuş sallıyor bir yandan. Çıkardı kulağındakini. Bir daha verdi abi. Acımız büyük, çok büyük. Sen ölüyorsun ya. Yani ben deyim 3 gün, sen de 1 gün. Yani dolayısıyla sana bir mezar yeri şart oldu. Ne mezarı Yaşar, bırak kolumu ya. Bırakmam ya, bırakmam ya. Sana günün yok diyorum ben ya. Bak dışarıda kalın kokan ha. Ya sen ne yapıyorsun Hidavet'e abi? Ya sen şu çayını iç. Sen de kız, karışma. Ama o gitti, o bir günde gitti, kargaraya geldin. Bak hele, ver şu 5000'i, kurtul. Şu işten kurtul ya, ver 5000'i sen. Ne 5000'i Yaşar? Ya ne 5000'i arkadaş? Tamam 5000 olmasın, 4 olsun. 2 sene boyunca sulama ve çiçek de bana ait, anladın mı? Bitti. Ne oluyor Yaşar, sen neyin peşindesin? Ya neyin pe... Alma. Sen geç bakalım, şöyle bir otur bakalım. Yok, oturmam. Oturmam mı? Neyse bak, ben şöyle bir şey diyorum. Sen yıllardır bizim ekmeğimizi yiyorsun, suyumuzu içiyorsun değil mi? Ne yapacaksın bu saatten sonra, gideceksin Almanya topraklarına mı gömüleceksin? Kesinlikle buna izin vermem. Sana 5000 lira karşılığında mezar hediye ediyorum, hadi bakalım. Sen ne saçmalıyorsun ya, insanlara rahat baksana. Ne demek rahat bıraksana ya? Ben rahat bırakacağım da toprak rahat bırakmıyor, sıkıştırıyor ya. Bugünkü kurdan sabitleyelim, çek şehadet, kurtar şu paçayı sen de. Sabit kurdan? Sen hakikaten tırlatmışsın Yaşar. Hadi be! Helmut tezgahın arkasına geçti. Ya bırak kolumu, bırak Yaşar, bırak ya. Bütün günümü mahvettin zaten. Bir dakikanı ver bana ya, bir dakikanı vermen mi? Bir dakika, ben anlatacağım sana ya. Oturdu, Hüdaverdi. Hüdaverdi abi. Gözlerime bak. Bak gözlerin kah kirek diyor. Gidicisin sen, anlamıyor mu beni ya? Ya Yaşar yeter artık ama ha. İnsanlığı rahatsız ediyorsun. Bıktırdın yani ha. Yaşar sıvıştı. Herkes ayağa kalkmış, el kolla itiraz etmekte. Tutamıyor ya. Siz de oturun hadi, oturun. Oturuyor ahali. Evde Kübra mutfaktan elinde bir bardak suyla çıktı. Canım. Bak her şey yoluna girecek. Sen şu suyu bir iç, sakinleş ha. Kübra elinde bardak kaldı öyle. Bardağı arkadaki masaya bıraktı. Gökçe elinin içini şakağına bastırmış, gözleri önünde. Kübra geçip yanındaki koltuğun kolçağına ilişti. Gökçe. Gökçe, biliyorum bana kızgınsın ama ben Kezban abla aşkınızı kabullensin diye yaptım ben bunu. Başka bir kötü bir niyetim yoktu canım arkadaşım ya. Çok iyi yaptın, tebrik ederim. Ortada ikna edilecek bir şey de kalmadı tabii. Ama sen beni dinlemiyorsun ki. Dinlemem tabii. Dinlemezsen ben de anlatırım yine de. Bak Gökçe, Kezban abla Fadiye gelinlik kız bakıyordu. Baktım ben de durum ciddi, olayı el atayım dedim. Fatih ancak ben evlendiririm mi dedin? Hayır ya. Ona hiç olmayacak bir kız buldum. Niye olmayacakmış? Niye olmasın ki? Fatih'in kayıp kız kardeşim o. Hayır, çünkü kız da evlenmek istemiyor yani o anlamda. Vallahi bana bayağı iyi anlaşıyorlar gibi geldi o gün. Ya hayır. Çünkü ikisinin de kafası aynı. İkisi de evlenmek istemiyor. Ne bileyim, aileleriyle ilgili konuşmuşlardır. Başka bir şey konuşmuşlardır. Ne bileyim ben. Aman işte tamam, Allah muhabbetlerini arttırsın. Derdimiz bu değil şimdi. Gökçe, Gökçe, bir bak gözlerime bak benim, bak. Ben Fatih'in gözlerinin senden başka hiç kimseyi görmeyeceğini biliyordum zaten. Yani tamam, Asena Fatih için biçilmiş bir kaftan olabilir. Ama bir amayı dinlemiyorsun. Fatih Asena'yı reddedip sana evet deyince, sana gelince dedim ki düşündüm, Kezban abla bu fikirden vazgeçer. Bir ikna olur artık, bu konuda kapanır diye düşündüm. Ben, ya benim hiç sana karşı bir kötü niyetim olur mu arkadaşım ya?
Yani tamam. Bu yolda doğru bir yol olmadı. Yani kabul ediyorum. Başınızda o kadar iş varken yarım aklımla ben de saçma sapan planlar kurdum. Pişman, kaşları düşük ağlamaklı halde kalktı. Gökçe, canım arkadaşım, ben seni üzmek istemedim ki. Çok özür dilerim. Beni affet. Gözleri önünde kapıya döndü. Tamam. Ne tamam? Madem kötü bir niyetin yoktu, affediyorum. Ya Gökçe! Biliyordum sen bana dayanamazsın. Bilirsin Kübra Hanım. O hiç kötü niyetli olur mu? Sizi kavuşturmadan durur mu? Tövbe ay estağfurullah canım. Ya. Canım. Canım arkadaşım. Oh, çok şükür. Kollarıyla cendereyi almış bırakmıyor. Nalan Kezban'la. Kız, her şey böyle değişmeye başlamış. Hayırlı olsun Nalan'cığım. Ay, inşallah işe yarar. İnşallah. Yani vallahi iyi mi olacak, kötü mü olacak hiç bilmiyorum. Yapıyorum işte bir şeyler, kendimce uğraşıyorum. Tabii zaman gösterecek, inşallah iyi olur. Allah'ım! Ay Allah'ım! Ah İbrahim, ah Arda! Ne oldu kız? Ah! Ya bu adamın başından hiç mi eksik olmaz belaya? Nazmiye ne oldu? Arda'ya ne oldu? Hah, okulda bir şey mi oldu? Kaza mı yaptı okulda? Ne oldu? Yok yok yok. Herkes sağ. Ben eve uğradım gelirken İbrahim yok evde. Ay. Niye felaket tellalı gibi bir daldın içeri o zaman kızım? Yok yok, kaza falan yok ama olanlar olmuş. Çocuğun velayetini vermişler dedesine. Hani bizim bu rahmetli bey yeni babası var ya, Erol Ejder. Ona vermişler. Ne zaman, nasıl olmuş ya? Ay dün gece. Mahkeme kararıyla gelmişler. Kapıya dayanmış avukat askerlerle almışlar çocuğu İbrahim'den. İyi de ben hiç duymadım. Duymazsın hemşire. İlaçları içersen öyle avuç avuç dünyayı duymazsın. İyi de mahkeme niye vermiş çocuğu babasından alıp? Ya sen yanlış anlamış olmayasın. Yok. Arda çalışıyordu ya. Hani İbrahim'in işleri kötü gidiyordu. Çocuk da ailesine destek olsun diye herhalde. Görenler de yardım olsun diye aramışlar işte. Ya bu nasıl bir kötülük ya? Kim yapar bu kötülüğü? Ya burada herkes İbrahim'i tanır, çocuklarına gözü gibi bakar o. Pes. Bu resmen kötülük. Bunun başka bir adı yok. Kim bilir hangi uğursuz gözünün gözüne battı da gitti yetiştirdi hemen. Yok canım. Yani niye kötülük de yapsınlar? Bence bir faydası olur diye düşünmüşlerdir. Sonuçta Erol Ejder zengin bir adam. Ya olur mu Nazmiye ya? Ya bu söylediğini ancak 5 yaşındaki çocuk düşünür. Ya ben nasıl duymadım ya? Nasıl duymadım o jandarmayı? O ışıkları nasıl görmedim? Keşke yanlarında olsaydım ya. Gitseydin ne yapacaktın? Askerlerin önünde mi duracaktın? Ya giderdim, bir destek olurdum. Yanlarında olurdum. Biz yardım ederiz o zaman. Dur. Sen sakin ol. Benim avukat akrabam var. Ona sorsak? O mutlaka bize yardımcı olur, bir şeyler söyler değil mi? Ara, ara, hemen ara, hemen. Ara, hemen. Tabii ya, hemen ara. Arıyorum. Hey kesin ya bilir Rabbim, yani, kesin. Ya birinci aile mahkemesi tabelası. Dava dosyasının değil ama iddianamenin fotokopisini alabilirsiniz. Aslında adresinize gönderilmiş olmalı bunlar. Yok, bana ulaşmadı öyle bir şey. Beklerseniz bir fotokopisini verebilirim. Bekliyorum, tamam. Takım elbiseli adam kalktı. Alev ile İbrahim dar odada oturuyor. Postada mı kayboldu acaba? Kaybolmadı. Kaybettirildi. Bu kadar ileri gitmiş olabilir mi? Bahsettiğimiz kişi Erol Ejder. Oğlun babasından ayıran adam. Bunu ondan bekleyebilirsin, emin ol. Adam geri geldi. Masadaki küçük direklerde 2 Türk bayrağı. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. İyi günler efendim. İyi günler. İyi günler. Kapı kapitone şeklinde kahverengi deriyle kaplı. Bankta elinde dosya tutan bir adam oturuyor. Teşekkür ederim Alev. Destek olduğun için. Her zaman. Koluna dokundu. Ben her zaman senin yanındayım. Bu meselede de ne gerekiyorsa yapacağım. Biliyorum endişelisin. Ama senin tam şu anda çok güçlü olman lazım. Haklısın.
Çocuğum şimdi ne haldedir? Nasıl korkmuştur? Niye gelip onu almadığımı anlayamıyordur. Zaten anne sevgisinden mahrum büyüdü. Şefkatini göremedi. Bir de ben. Ağlamaklı. Babalık yapamadım. Bunu nasıl söylersin? Sen benim tanıdığım en iyi babasın. Nasıl bir baba evladı elinden almışken öylece kalır? Bu daha küçücük. Onu bulamadığım her saniye umudunu kaybedecek. Ondan vazgeçtiğimi düşünecek. Arda çok akıllı bir çocuk. Senin onu almak için uğraştığını bilmez olur mu? Hem küçük deyip hafife alma. İnsan en çok küçükken anlar kimin güvenilir, kimin sevilmeye layık olduğunu. Koluna dokunarak konuştu. Şu anda yanında olabilseydim. Korkma diyebilseydim. Bak, gelip seni alacağım diyebilseydim. Duyurabilseydim kendimi. Yakında her şey düzelecek. Koluna girdi yürürken. Erol konağındaki sedirde kitap okuyor. Beni emretmişsiniz. Kumral kadın. Ne var ne yok camdan aşağıya atmış çocuk. Bu mu sizin mürebbiyeliğiniz? Erol Bey. Erol değil. Benim adım Erol Ejder. Kısaca Ejder Bey diyeceksin. Tabii efendim. Yalnız yaşananlar henüz taze. Arda'ya karşı biraz daha tolerantlı olursanız doğal olarak her şeye tepkili. Ama zamanla bunu aşacağız. Git getir çocuğu buraya. Ejder Bey, ısrarcı olmasak üstüne gittikçe ters tepecektir bence. Sana fikrini sormadım, getir dedim. Peki. Saçları topuz, balık etli mürebbiye kadın başı önünde gidiyor. Erol'un önündeki yuvarlak ahşap sehpada Türk kahvesi fincanı ve minik bardak. Arda'nın yatağında oyuncak araba, elinde silahlarıyla minik bir robot. Arda oturup dizlerini karnına çekerek kollarını dizlerine dolamış, gözleri önünde. Mürebbiye girdi. Arda'ya sevecen bakıp yaklaştı. Daha önce tanışamamıştık. Şimdi tanışalım mı? Merhaba. Benim adım Nilgün. Tokalaşmak için elini uzattı ama Arda bakmıyor bile. Nilgün çekti elini. Bundan sonra sık zaman geçireceğiz Ardacığım. Deden beni seninle ilgilenip derslerine yardımcı olmam için davet etti. Yani bir nevi okulunun dışındaki öğretmenin olacağım sayılır. Hadi benimle gel. Deden seni görmek istiyor. Bu adam benim dedem değil. Benim bir dedem var, o da evdeki. Bak Arda, çok haklısın. Sinirlenmekte, öfkelenmekte çok haklısın. Çünkü kimse sana ne istediğini sormuyor. Yapmanı istedikleri şeyi söylüyorlar. Ama sen böyle davranarak onları haklı çıkarıyorsun. Abla, ben evime gitmek istiyorum. Beni babama götürür müsün? Senin zamanı gelince babana götüreceğim. Söz veriyorum. Ama şimdilik benim dediklerimi dinlemelisin Arda. Eğer dedenle aranı iyi tutarsan bu izni çok çabuk alabilirsin. Yani dedemin sözünü dinlersem eve gidebilecek miyim? Bence denemeye değer. Kolunu okşuyor. İbrahim Alev'in arabasından inmiş. Yarın arayacak avukat. Sana hemen haber veririm. Alev, teşekkür ederim her şey için. Sağ ol. Dikkat et. Sen de. Oraya koşturan Nalan ikiliyi görünce durdu. Görüşürüz. Nalan'ı görünce Alev durgunlaştı. Gözlerini kederle önüne alıp vitese döndü. Nalan tekrar yürümeye başladı. İbrahim henüz görmedi onu. İbrahim duydu. Ben çok üzüldüm. Şimdi nasılsın? Nasıl olabilirim ki? Doğru. Ya biz Kezban'la konuştuk da onun bir akrabası varmış, avukat. Sana bir takım tavsiyelerde bulunacakmış. İstiyorsan bir görüşme ayarlayalım ha? Nalan teşekkür ederim. Biz bir avukat ayarladık inşallah. Yarın gelecek. Ha, öyle mi? İyi. İyi olmuş. Üzülme. Koluna dokundu. Arda gelecek eve. Bak hissediyorum. İnşallah. İnşallah.
Gene koluna dokunup ağlamakla yürümeye başladı. İbrahim elinde dosyayla döndü, arkasından bakıyor. Başını eve çevirdi. Eve yürüyor. Lacivert şişme montunun önü açık. Kır saçları kısa kesilmiş, gözleri renkli. Yapılı uzun boylu bir adam. Arda Nilgün'le salona indi. Nilgün Erol'un karşısında ayakta duran Arda'nın omuzlarından tutarak arkasında durdu. Söyle çocuğa. Babası ona iyi terbiye vermemiş anlaşılan. Bir daha giysilerini aşağıya atarsa, her gün aynı giysilerle okula gider, aynı giysilerle yatağına girer. Anlaşıldı mı? Duydun dediğini değil mi Ardacığım? O benim dedem değil. Sen benim dedem değilsin. Sen kötü birisin. Annem eğer ölmeseydi, senin beni üzdüğünü, ağlattığını görseydi, senden nefret ederdi. Sustur şu terbiyesizi. Eğer böyle konuşmaya devam ederse, odadan hiç çıkmama cezası alır. Senden korkmuyorum ki. Görürsün sen. Kaçacağım. Babama gideceğim. Söyle çocuğa. Babası ona bakabilseydi burada olmazdı şimdi. Babası ona bakabilseydi hastane köşelerinde ölümden dönmezdi. Babası ona bakabilseydi kapı önlerinde odun kömür taşımazdı. Anlaşıldı mı? Söylediği her şeyi Arda'nın gözlerine bakarak söylüyor. Yani dedem olacak o Erol Ejder. Arda'yı elimizden aldı. Geri de vermiyor. Ne demek vermiyor ya? Evet ya, ne demek vermiyor? Şimdi gidiyoruz. Evet gidiyoruz. Arda'yı artı yanında eşantiyon olarak Ejder Bey'in aklını alıp zatı valilerinize sunacağız. O kadar. Hadi abi. Hadi. İsmail, rodranır mısın oğlum sen? Beklesene beni. İsmail buraya gel. Duymuyor musunuz beni? Mahkeme kararı var diyorum ya burada. Kendi başınıza işler yapmayın. Ablam doğru söylüyor. Eğer bir şey yapacaksak bile dedeme hiç fark ettirmeden yapmamız lazım. Yoksa Arda'yı ömür boyu bir daha alamayız. Elini alnına kapadı. Ağlıyor. Oral'a gösterdi. Oral kilitlendi kaldı. Ne yapsın bilemeyip arka masadan peçete getirdi Burcu'ya. İsmail parayı uzattı Aysu'ya. Kapıya çıkarken giydiği mont hala sırtında. Papyonu yakasından dışarıya çıkmış. Burcu Oral'ın uzattığı peçeteye bakarak başını yavaşça kaldırdı. Aldı peçeteyi. Göz altlarına bastırıp yaşları kuruladı. Aysu ona bakıyor. Koyunlar bir düzlükte otlanıyor. Çoban sırtında kepenekle. Aa, bak şu arkada kalır gibi olan var. İri olan. İşte onu aldım. Onu getir. Nasıl getireceksin dede? Onu sen getiremez misin? Tek başımayım. Daha hayvanları yayacağım. Aa, işte bu kötü oldu. Ya başımızda zaten musibet dolanıp duruyor. Ben de onun için bir kurban keseyim dedim. Bu ihtiyar halimle onu götürmek biraz zor. Vallahi kusura bakma. Tamam, ben birini gönderirim. O alır getirir. Neyse, sana paranı vereyim. Hadi bakalım, helal. Çok sağ ol, Allah bereket versin dede. Koyunlar koşturup duruyor. Gece gökyüzünde dolunay, kuş bakışı taraklı. Minareler alçak katlı evlerin arasından yükseliyor. Yani koskoca insanlığın hızlarını küçücük çocuklardan çıkartması çok asici. Yani bunu bir türlü anlamıyorum ben. İki çayla geldi. Haklısın. Halbuki yetişkinlerin daha aklı selim davranmasını bekliyor insan. Yani bütün bunların seninle öncesinde kalması gerekmiyor muydu? Erol Ejder Bey zamanda izin vermediği evliliğin hesabını görüyor işte. Sırf Behiye onu dinlemeyip İbrahim'le evlendiği için yapıyor bütün bunları. Ya zaten her zaman öyle olmaz mı? Yetişkin dersin ama bir şey yaparlar. Sonra da gençlerin hayatlarını mahvederler. Sen de Fatih için kalkıyorsun değil mi? Kezban durgunlaştı. Sence ben Fatih'le Gökçen'in arasına girmekte hata mı yapıyorum? İbrahim'in yaptıklarının acısını onlardan mı çıkarıyorum acaba? Vicdanın susmuyorsa orada bir soğum vardır mutlaka. Kezban düşünüyor. Hadi kalk gidelim. Bu gece ilk kez Arda'sız olacaklar. Onları yalnız bırakmayalım hadi. Tamam, şu ocağı kapatayım. Helmut tezgahın arkasına geçti. İbrahim'in evinde yemek masasına geçilmiş ama kimse yemiyor.
Kızların gözleri babalarında. İbrahim çatalını tabağına götürmüş ama oyalanıp duruyor. Nalan elinde bir tabakla mutfaktan masaya geliyor. Üzerinde lacivert boğazlı bir kazak. Hadi salata da hazır. Çorbalarınızı soğutmayın. Afiyet olsun. Kendisi de oturdu. Faik masanın en başında oturuyor. Ama hadi yani midenize birkaç lokma bir şey girsin değil mi? İyi. Siz yemeyin içmeyin cezalandırın kendinizi. O zaman Arda evet erken dönecek. Dede yiyecek iştah mı var Allah aşkına ya? Ya evi ölü evine çevirdiniz. Ben ihtiyar bir adamım, sizi böyle gördükçe kahroluyorum. Nalan ağlamaklı olup koluna dokundu. Baba tamam. Sen de yiyin. Ya. Hadi kızlar. Tamam yiyorum. Hadi siz de yiyin hadi. İbrahim oflayıp elinin içini yüzüne kapadı. Dur ben açarım. Gökçe örtüsünü başına aldı. Hoş geldiniz. Gelin gelin. Merhaba. Nasıllar? İyi ki geldiniz. Elinde bir tencereyle önden girdi Kezban. Gelin bakalım. Gelin. Kızlar sevdiğiniz dolmadan yaptım. Elleriniz. Kapmayın bari. Geçin hemen geçin. Gelin gelin. Onlar da masaya geçiyor. Tuğba ile Burcu kalkıp yerlerini verdiler. Kezban buruk gülümsüyor hepsine. Biz de sizinle olalım dedik. İyi yaptınız. Hoş geldiniz. Kezban baş salladı. Artık yiyelim mi? Ha? Çorbalar da gelsin. Hanut bak tam sevdiğin çorbalar. Nalan İbrahim'in önüne ekmek verdi. Sonra da sepeti yanında oturan Kezban'ın önüne Kezban uzattı. Çok iyi yaptın. Elleriniz bol bol yiyin oldun mu? Erol'un konağı iki katlı, bazı pencerelerinde renkli minik camlar takılı. Akşam yemeği masasındalar. Nilgün Arda'nın yanında ayakta. Uzun dikdörtgen masanın bir ucunda Erol, diğer ucunda Arda oturuyor. Arda surat asıp kollarını masaya koymuş yemiyor. Erol ayran bardağını yudumlayıp bıyıklarını peçeteyle sildi. Nilgün Erol kızacak diye tedirgin Arda'nın sırtını sıvazlayıp yemesi için teşvik ediyor. Erol kalkınca Arda da kalktı. Söyle çocuğa otursun yemeğe. Nilgün oturttu Arda'yı. Yemek bitmeden bu sofradan kalkılmayacak. Senin yemeğini yemeyeceğim. Sabaha kadar bu masadan kalkmak yok. O yemek yenecek. Nilgün hırsla kalkan Arda'yı oturttu gene. Çorba kasesi duruyor önünde. Arda kolunu masaya koyup başını da üzerine yasladı. Nilgün sürekli sakinleştirmeye çalışıp omzunu sıvazlıyor. Erol gömleğinin yakasını kravat takmayıp içine fular bağlamış. Arda'ya ters ters bakarak yürüdü gidiyor. Erol dolabın üzerinden kitap aldı. İçeri giderken Nilgün eline aldığı ekmeği kenara koyup kolunu Arda'nın sırtına doladı. Erol kitabı açtı, okuyarak yürüyor. Ev dışı beyaz, kapı ve pencereleri koyu renk ahşap doğrama, klasik taraklı evlerinin daha ihtişamlısı. İçindeki eşyalar da klasik ve Osmanlı havasında. Kenarda bir soba duruyor. Bir süre sonra Arda'nın başı hala masada. Erol masanın başına geldi. Kitabını sertçe koyunca Arda sıçradı. Nilgün Hanım, söyle odasına git. Arda giderken ekmek alacak oldu. O ekmek yerine konacak. Arda bıraktı ekmeği. Akşam yemeği bitti. Sabah kahvaltıya kadar hiçbir şey yenmeyecek. Nilgün tasvip etmez bir bakışla baktı. Arda'yı kollarından tuttu, onunla yürüyor. Erol durdu, kendi kendine kafa sallıyor. Güneş dağların üzerinden yükseliyor. Taraklı'ya yavaş yavaş gün doğdu. Kuş bakışı kasaba. Oral Hisar konağında dolanıyor. Elinde 33'lük tesbihi. İsmail! İsmail! Abi, mutfak deterjan reklamı gibi tepelime bulaşık dolu. Ne oldu, niye çağırdın? İsmail, Arda'nın alıkonulması ve Burcu yengenin gözyaşları beni çileden çıkardı. Ejder Bey, dövülecekler listeme en üst sıradan giriş yaptı. Düşün, Doktor Uğur'u haftalar sonra geride bıraktı. Ne yapacağız peki abime söyleyeyim? Şeytan diyor ki... Ne diyor abi? Bu Ejder Bey'i yamult, tamam mı? Al bunu sağlık ocağına götür. Peşine de Doktor Uğur'u yamult böyle, anladın mı? Bir taşta iki kuş şekli. Çittaks! Doğru söylüyor abime söyleyeyim. Deterjanlı eldivenleri çıkarıyor. İsmail,
Sen şeytanın avukatı mısın yavrum? Bir enzü besmele çek. Ne dedi yengen? Denizaltı gibi sessiz ve derinden ilerleyeceğiz. Sen şu Aysu'yu ara. Ablanın yerinde buluşalım onlarla. Abi Aysu'yu arayamam. Dün sinirle dedi ki kendi başınıza iş yapmayın dedi. Sen Burcu yengemi ara. Yengeni mengeni karıştırma İsmail. Ara şu Aysu'yu. Aa! Tamam, Tuğba Paldiz'i ara. Ablanın yerine gelsinler. Sen ara abi, ben arayayım, elim bulaşıklı. Eldivensiz eliyle çıkardı cebinden bir süre sonra. Sessizlik. Asil de geldi. İstediklerini getirdim Nalan abla. Aa iyi, tamam koy oraya. Sağ ol Asil. Arda Akartürk'ü kurtarma planımı anlatıyorum. Ben de kurtarmak istiyorum Oral. Taraklımızın kadınlarının bebelerini uyuturken umacı diye korkuttuğu Eçber Bey köyümüze zuhur etmiş durumda. Ve Arda kardeşimizi kaçırıp bizim ciğerlerimizi bağladı. Sadede gel Oral hadi. Saadet öyle damsız girilmiyor Tuba Palis. Lafı uzatma diyor abi. Lafı bu kusursuz planı da içine katarak burada sonlandıracağım Fatih. Pardon abi. Oral abi hadi anlat bize planını. Hadi. Planım şu. Anlattıkları canlanıyor. Kimliğimizi gizlemek için maskelerimizi alıyoruz. Sırtımıza da güzel bir pelerin yapıyoruz. Evin bahçesinden içeri öyle kıyır kıyır süzülüyoruz. Planda Erol camdan bir kova su döktü Arda'yı başlarına. Çıkıyoruz. Nasıl? Alamadan merdivenden indi. Erol gülüyor kötü kötü. Oral. Olmaz. Olmaz ablacığım. Böyle plan olmaz. Yani size de Arda'ya da zarar gelebilir. Başka bir şey bulmak gerek. Başka. Nalan ablacığım benim zihnim bu kadarına el veriyor. Biraz daha zorlarsam cozacağım. Aman Oral abi. Biraz daha cozlama. Tamam sakin ol. Abi. Oral'ın yanına seyirtti. Benim aklıma minik bir plan geldi. Gayet normal İsmail. Abi geçer misin? Geç oradan, hadi anlat. Arda'yı hemen kaçırmayacağız. Ne yapacağız? Şimdi bu Erol Ejder buraya taşındığına göre demek ki Arda hala aynı okula gidiyor. Anlattıkları canlanıyor. Ebrar Koç. Burada. Hamza Gülmüş. Burada. Arda Akartürk. Burada. Kocaman İsmail Arda kılığında. Öğrenciler parmaklarıyla gösterip dalga geçince İsmail ağız yamultup taklit etti. Olmaz. Ne oldu? Niye herkes cıklıyor? Oral eliyle usulca bıyığını gösterdi. Arda için gerekirse bıyığımı keserim. Kökü bende ne de olsa abime söyleyeyim. Niye olmuyormuş? Ha, tek fark bıyık sanki. Neyse. Fatih kalktı. Sen geç sıra bende. Benim daha iyi bir fikrim var. Dinleyin şimdi. Kamuflajlarımızı giyiyoruz. Erol Ejder'in geçeceği yere gidiyoruz. Ondan sonra arabayı bekliyoruz. Elimizde sopalar. Tam onlar geldiği sırada sopalarla dalıyoruz, Arda'yı alıp çıkıyoruz. Hayal. Kurt 54'ten kara kartala. Kurt 54'ten kara kartala. Hedef yaklaşıyor. Kara kartaldan kurt 54'e. Hedef açık ve net 5-5. Gece mavisi. Yola barikat kurup önünde dizilmişler. Silah niyetine sopaları var. Erol'un lüks koyu renk otomobili yanaşırken hepsinin gözü onda. Yüzlerinde kar maskeleri var. Sadece gözleri ve alınları açıkta. Tuğba iki sopasını birbirine çaprazlamış. Her an saldırmaya hazır. Araba önlerinde durdu. Arda'yı ver. Burası Taraklı. Buradan çıkış yok. Allah! Saldırıya geçtiler. Araba geri vitesle giderken onlar kısa bir süre peşinden gidip durdu. Sopaları ellerinde şaşkın kala kaldılar. Sopalar birer birer iniyor. Gerçek. İyiydi. Nalan değildi diye cık yapıp kafa salladı. Ya kusura bakmayın ama planlarınızı beğenmedim. Çekil Fatih. Posta yazılı montu sırtında. Şimdi size plandan değil yapacağımız şeyden bahsedeceğim. Durum şu arkadaşlar. Beni iyi dinleyin. Dinleyicilerinin aklına yatmış gibi kadınlar pür dikkat. İsmail ile Fatih kafa salladı. Hah! İşte budur. Aferin. Aferin Asil sana. Plan budur. Budur. Oldu bu iş. Asil sen ne yaptın kardeş ya öyle iki dakikada film şekli? İyi de nasıl yapacağız öyle gündüz gözüyle? Ortada lamba gibi olacağız. Doğru diyor. Geceyi beklememiz lazım.
Ne yapacağız ortaya söyleyeyim? Bekleyeceğiz. Telefon çalıyor. Fatih'in telefonu Tuğba, dikkat kesildi. Faik dedem mi? Tabii geliyoruz. Geliyoruz, tamam. Üçümüzü çağırıyor abi. Öyle. Otlak. Ben kurbanlık koyunumu seçtim. Çoban size gösterir. Onu alıp bizim eve getireceksiniz. Tamam mı? Hadi ben gidiyorum. Gitti. Tamam. Faik dede de... Koyunların peşinden koşturup durdular. Bir cami avlusu. Ey cemaati müslümin. Dünyada mekan, ahirette iman demişler değil mi? Peki, sorarım size. Nedir bu mekan? Nedir? Ya nedir? Mezar. Evet, mezar. Aha, işte mezar. Bu da tapusu. Bakın, siz de bilirsiniz ki... bu dünyada toprağın altına girmeden öte tarafa geçiş yok. O yüzden de Yaşar Emlak size çok güzel, harika bir hizmet sundu ve mezar yeri satışlarını başlattı. Gel vatandaş, dedeni sevindir, neneni sevindir, kayınvalideni sevindir. Böyle bir hizmet gelmemiştir, koş vatan. Koca geldi. Yaşar, ne yapıyorsun sen caminin önünde? Sevgili cemaat, lütfen hadi siz de dağılın. Ya bir dakika hoca efendi, sen de ne bağırıyorsun hemen ya? Ben esasına bakacak olursam burada sana hizmet etmeye çalışıyorum. Bana mı? Tabii. Ya diyelim sen şimdi meftanın namazını kıldın. He? Nereye götüreceksin? Mezara götürmeyeceksin. Evet. Evet. Şimdi ben bu mezar yerini satmasam sen meftayı nereye defnedeceksin? Vallahi billahi kucağında kalır, sokak sokak gezmek zorunda kalın ya. Yaşar, yürü git. İnsanın asabını bozma. Yeri değil burası. İn aşağı. Ya paçasına yapıştı. Ya hoca efendi bırak, sen de taktı kafayı bana ya. Yaşar, in aşağı. Ya hoca efendi Allah aşkına ya. Sevgili cemaat, hadi siz de dağılın. Hadi. Mehmet abi, Mustafa abi. Yani siz gidelim, şöyle bir çay içelim ya. Sizinle çok özel bir şey konuşmam lazım. Yaşar. Ya neydi, karışma ya. Allah'ım sen bu Yaşar Kuhn'a akıl fikir ver. Ağaç dallarının arasından sızan güneş ışığı hayli zayıf, yana kayılarak Taraklı'ya geçildi. Kezban kahvede ofis tarafından çıkıp da kapı önündeki Alev'le İbrahim'i görünce suratı asıldı. Gene kene gibi yapışmış adama. İbrahim hoş geldiniz. Şöyle buyurun. Sağ ol. Bir çay ikram edeyim size. Olur. Kezban Alev'e tavırlı bakarak karşısındaki sandalyeye geçti. Alev uzun kırmızı bir paltoyla. Nasılsın İbrahim? Nasıl olayım? İyi olmaya çalışıyorum. İyi olacaksın. Her şey düzelecek. Şu avukatla bir konuşalım. Ben avukat akrabamı aradım. O da teşekkürler ama gerek kalmadı. Biz zaten buraya bir avukatla konuşmak için geldik. Geçen gün konağa avukat bir müşterim gelmişti. Onunla irtibat kurdum. Bugün o gelecek. Fırsatı buldun. İbrahim'i avucunun içine al işte böyle, değil mi? Efendim? Ben müsaadenizi isteyeyim. Siz avukatla görüşeceksiniz ya. Ben fazlalık etmeyeyim. Estağfurullah. Estağfurullah. Ofis tarafına geçti Kezban. Çantasını aldı. Kolay gelsin. Alev arkasından huzursuz baktı. İbrahim önüne bakıyor. Yücel oğlum, çaylar ne oldu? Helmut da kalktı. Çaylar askı tepside geldi. Sağ ol Yücel. Nalan mutfakta endüstriyel kahve makinesinin başında. Ay. Buharla birlikte fincana dökülen kahveyi alıp baktı. Bu ne ya? Bu kadarcık mı bu? Elinde orta boy bir fincan. Kahveyi üfleyerek yudumlarken temkinli. Gözlerini kıstı, tadını merak ederek yutkundu ama suratını ekşitti. Ay, ne acı kahve bu be. Bu kadar. O zaman bunun içine böyle sütü dolduracaksın. Ama neyse ne. Varsa meraklısı gelsin içsin. Gel, hoş geldin. Kahveler iki olsun Nalan'cığım. Yok yok, biz bundan içmeyelim. Anam babam usul. Türk kahvesi yapayım ben. Benimkisi az şekerli olsun. Tamam.
Uzun çakmakla ocağı yakıyor. Kezban kollarını göğsünde bağladı. Havalar da soğuyacakmış ya. Kar geliyor diyorlar. Kezban düşünceli. Şu fırsatçı kadının yaptıklarını görüyor musun? Kimden bahsediyorsun? Kimden olacak? Şu Alev denen baş belasından. Ne olmuş ki? Ay daha ne olsun? Ay bütün gün İbrahim'in etrafında dolandı durdu. İbrahim. Bırak ya, boş ver ya. O da yardımcı olmaya çalışıyor işte. Yapsın. Ya adamın gözüne girmeye çalışıyor. Mağduriyetinden istifade ediyor canım. Yok yok, hiç sanmam. Ya küçük bir çocuk söz konusuysa yapmaz öyle bir şey. Nalan sen bak bakayım suratına. Yok senin dengen iyice bozuldu. E tamam sana kendini geri çek dedik de kediye ciğeri teslim et demedik canım. Kezbancığım bak ben de hiç haz etmiyorum Alev'den ama ya İbrahim için bir şeyler yapıyorsa önünde de durma. Hem keşke ben de bir şeyler yapabilseydim İbrahim için. Hadi kaynadı taşıyor hadi. İnanamıyorum sana gerçekten inanamıyorum. Hadi bak hop. Oh dur yanma. Hadi ay kek de yaptım koyuyorum. Hadi Kezban. Tamam gidiyorum. Nalan etrafı camlı tezgah buzdolabının cam kapağını açıp tabağı aldı. İbrahim'le Alev kahvede bekliyor. İkisinin de önünde birer bardak çay. Alev Hanım. İlhami Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İbrahim Bey, İlhami Bey. Hoş geldiniz. Merhaba. Tokalaştılar. Hermut Bey yakın dostumuz. Buranın sahibi kendisi. Memnun oldum. Merhaba. Buyurun şöyle gelin. Buyurun. Helmut yerini İlhami'ye verdi. Çay içer misiniz? Olur alayım. Affedersiniz. Çantasından aldı telefonunu. Pansiyondan arıyorlar. Alo efendim Ali Bey. Denetime mi geldiler? Belediyeden mi? Niye gelmişler ki? Anladım. Tamam geleceğim ben. Pansiyona denetime gelmişler. Neden anlamadım. Oral'la İsmail de izinli bugün. Ali Usta yalnız. Sen bizi merak etme. Git işlerini hallet. Kusura bakmayın ne olur. Sorun değil Alev Hanım. Biz İbrahim Bey'le konuşup anlaşırız. Tabii. Ben ararım seni İbrahim. Görüşürüz. İbrahim o giderken ayağa kalkar gibi yapıp oturdu. İbrahim Bey, Alev Hanım telefonda iddianamenin fotokopisini aldık demişti. Evet. İç cebinden çıkardı. İlhami kırsaçlı orta yaşlı bir adam. Şunu bir okuyayım. Sonra da siz bana her şeyi en başından anlatın. Tabii. Gitmeden sizden bir de vekaletname almam gerekecek. Elbette. Onun haricinde yapmam gereken bir şey var mı? Henüz dava dosyasını okumadım. Ama Alev Hanım'ın anlattığı kadarıyla sanırım şu anda bir işiniz yok. Maalesef. Kazadan beri elim böyle. Çalışamadım evet. Yani ilk etapta işinizin devamı bizim için çok önemli. Yani bir işiniz sabit bir geliriniz olursa bu bizim için çok büyük avantaj olacak. Sonuçta oğlunuz maddi durumunuzun kötü olduğunu öğrendiği için böyle bir şeye kalkışmış. Maalesef öyle oldu. Ayrıca dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden birisi Ejder Bey'den uzak durmak. Bu konuda yapabileceğiniz en küçük bir hata oğlunuzun velayetini almanızı zorlaştırır. İbrahim düşünüyor. Erol'un evinde odanın ortasında bir mangal. Pansiyon için yaptığınız şikayet işe yaradı. Belediye göz açtırmıyor. Şimdi denetlemeye gittiler. İbrahim'e destek veren kim varsa tek tek araştırın. Hepsine kan kusturmamız lazım. Öyle ki ona selam vermeye bile çekinsinler. Ha bir de şu İbrahim'in çalıştığı fabrikanın patronu. Onunla da bir konuş. Mahkemede onun da tanıklık etmesini istiyorum. Peki efendim. Avukat gidiyor. Evin duvarlarında el boyaması büyük çiçek desenleri var. Alev'in arabası Hisar Konağı'nın önüne geldi. Tam önüne araba çıkamıyor. Biraz aşağı seviyedeki yoldan konağa yürümek gerekli. Alev aceleci koşturuyor. Tam gelecek zamanda. Hisar Konağı Erol'un konağı kadar büyük değil. İçeride denetmenler.
O yandığı merdivenlerine tekrar baktırın, tamam mı? Merhabalar. Merhaba, Alev Hanım değil mi? Evet, benim. Tokalaştılar. Özür dilerim, haberim yoktu. Acaba bu uygulamanın özel bir nedeni var mı? Hayır, rutin bir uygulama. Alev Hanım, bir de mutfağı kontrol etmemiz gerekiyor. Müsaadenizle. Tabii, buyurun bu taraftan. Ali bilmem yaptı. Denetmenlerin peşi sıra yürüyorlar. Alev çantasını masaya koyup yürüdü. Hadi. Bir koyunun boğazına ip geçirmişler. İsmail! Koyun koşunca İsmail düştü ama bırakmadı ipi. İsmail ya. Kalktı İsmail koyun yanında. Ya bu ne inat, koyunuma söyleyeyim. Ben İsmail, bir dakika sakin ol, ben bunu karşıma alıp bir adam gibi konuşayım değil mi çocuklar? Konuş abi. Şahmi dinle lan. Şişt. Çömeldiler koyunun hizasında. Bana bak koyun kardeş. Biz seni 5 dakika önce koyunların arasından almadık mı lan? Sende keçi inadı var. Zira bu inat sadece keçilerde olur. Şimdi efendi gibi yürüyeceğiz buradan, tamam mı? Çiğitex. Abi anladı. Oral herhalde yani pozlarıyla kasılarak baktı. Tabii oğlum, benim hayvanlarla iletişimim çok kuvvetlidir. Bir süre sonra koyun kaçıyor. Bir dakika Fatih. Fatih bir dakika. Bak görüyor musun? Çocuğa neler yapıyor bak. Hareket yapma İsmail'le. Bir dakika. Oğlum ben bunu karşıma alıp insan gibi konuşmadım mı? Tamam abi, konuştun. Abi benim... Bir dakika ya. İş mi koyuyorsun lan sen bize? Ya şunu sağ salim götürelim. Parkta da canımızı okuyacak. Bak dur ne olur. İsmail şunu kucağına al da arabaya götür hadi. Hadi Allah aşkına al al. İsmail eğilip koyunu kavradı. Bismillah. Yürüyor. Bak bir de bana bakıyor ya. Abi sen korktu. Bak bir de bana bakıyor ya. Fatih. Korktu ondan abi. Gel. Gel sakin gel yavaş. Hareket yapma. Tamam. Hareket yapma. Fatih'in arabasının önünden bir sokak köpeği koştu. Aferin İsmail. Koyunu bana yaklaştırmayarak bir nevi can borcumuzu ödemiş olduk. Koyuna bir şey olsaydı ben seni gördüm abime söyleyeyim. Vallahi Faik dedi bizi bastonla kesip tarihe geçerdi. Abi biraz şu camı açsak ya. Kokudan öleceğiz ha. Aynen Fatih, şu camı mama aç. Mahvolduk ya. Vallahi patlayacağız diye korkuyorum ha. Abi çok kötü hakikaten ya. Ah şurada çeşme var, duralım mı? Bir elimizi yüzümüzü yıkarız. Dur dur, ağzım yüzüm birbirine girdi ya. Şurada bir ağzımıza yüzümüze su çarpalım ya. Arabanın camları da açık. Oral kuyuya eğildi. Fatih kovayı yukarı çekecek halatın sarılı olduğu kolu çeviriyor. Bu ne koku kardeş ya? İsmail yüzüne su vurdu. Diğer yandaki kapı açık kalmış. Koyun aşağı atladı, koşuyor. İsmail, kapı açık, koyun filerde çekti. Koşun yakalayalım. Allah! Koş! Koş! İsmail! İsmail, oğlum yakala lan! Dur orada dur! Yapraklarla kaplı ağaçlık bir alandalar. Eyvah Faik dede. Efendim dedem. Getirdiniz mi koyunu keratala? Yeni alıyoruz, bir saate getiriyoruz dedem. Ne bir saati Fatih? Ne deseydim abi? Allah Allah. İsmail kapıyı açık bıraktı, koyun kaçtı mı deseydim? Ne deseydim? Tamam. Tartışmayalım. Gidelim şu koyunu bulalım. Allah Allah! Abi! Sokak köpekleri saldırınca kaçıştılar. Ağaca çıkmışlar. Ya! Çoban abi! Abi neredesin ya? Köpek aşağıda. Yukarı dalları zıplamaya çalışıyor. Bana bak köpek kardeş, aşağı inersek çok fena olur ha. Abi aşağı ineceğiz değil mi? Yok oğlum, ben buna gözdağı veriyorum ya. Aşağı inersek paramparça eder bu bizi. Köpek sıçrayıp duruyor. Çoban kardeş! Abi! Oral ayağını o tarafa sallayarak güya köpeği itti. Bir süre sonra köpek gitmiş. Aşağı indiler. İsmail atlayınca sendeledi. Oral tuttu. Ya abi yandık biz ya.
Biz bir köpek varken o koyunun içine nasıl gideceğiz? Hadi gittik, bizimki nereden bulacağız? Cheetex. Çin şekli yapacağız. O ne abi? Şimdi İsmail'cim şöyle, Çinli aileler okul çıkışlarında yavrularını beklerken ilk gördüklerinde evladım diye sarılırlar. Çünkü hepsi çekik gözlü olduğundan birbirine benziyorlar. Biz de bu yöntemi uygulayacağız. Abi işte biz o bir koyunu nasıl alacağız? İsmail sen hiç abimin neden bıyıkları var diye düşündün mü? Yo. Çünkü en kral filozoflar bıyıklı olurlar. Şimdi şöyle yapacağız. Arazide tek kişilik derin bir çukur kazacağız. Koyunların kaçmasındaki tek sebep sen olduğundan o çukura da sen gireceksin İsmail. Yok ya ben sevmedim bu çukur fikrini. Sus İsmail. Biz de sürüyü Fatih'le çukura doğru kovalayacağız. Sen de o çukurdan koyunlar geçerken bir tanesinin bacağından tutup şak kadına aşağı çekeceksin. Plan bu. Hadi. Hadi abi. Hadi gidiyoruz. İsmail sen benim önüme doğru geç. Kendimizi kollayarak, sen benim arkama doğru geç. Kendimizi kollayarak tek sıra halinde. Tek bu tarafa. Bu taraf daha güvenli. Tüy tütü kız. Tüy tütü kız. Sen arkama doğru geç. Benim ben hepinizi kurtaracağım. En önde İsmail, arada Oral, en arkada Fatih. Var mı bir ses geliyor mu? Yok abi. Elleri birbirlerinin omzunda ilerliyorlar. Toprağa kazmayı vuran Oral'ın arkasında Fatih ve İsmail bekliyor. Ağaçlık alandalar. İsmail kazmaya sıkı sıkı yapışıp kaldırmış. Bir süre sonra Oral toprağa kazdığı çukurun içinde. Kürekle toprağı kenara almış. Panter içinde kaldım ha. Al şunu Fatih. Hadi İsmail. Hadi yavrum gel şuraya. İsmail kazmayı tavırla attı. Hadi hadi. Hadi. İsmail hadi yavrum. Gel. Gel abisinin gülü gel. Gel koçum benim gel, gel aslan parçam. Kucaklayıp çukura yanına aldı. Fatih al beni. Gel abi. Fatih elinden tuttu. Bir dakika. İsmail elini şöyle yap. İsmail elini basamak gibi tuttu. Oral basıp yükseldi. İsmail boy ver bakayım boy ver. Ver ver ver. İsmail kolunu havaya kaldırdı. Öyle iyi mi? Biraz daha çök biraz daha çök. Çök çök çök. İsmail şu kaskı tak da başına darbe falan gelmesin. İsmail taktı kaskı. Tamam abi. Duymuyorum. Hadi be. Ne? Çömeldi çukurda. Derin nefes alıp yukarı sıçradı ama çıkamayıp kaydı. Tekrar tekrar deniyor. Fatih yuksana der gibi el salladı aşağı. Koyunlar bir arada. Fatih ile Oral dalların arkasından ortaya çıktılar. Koyunlara bakıyorlar. Fatih, köpek üstümüze saldırmasın diye sürüyü uzaktan kumanda edeceğiz. Ne yapacağız? Gürültü yapacağız. Elindeki sopayı teneke kovaya vuruyor. Fatih'te de bir kova var. Aynısı orada başladı. Koyunlar bir arada uzaklaşıyor. Abi, işe yaradı vallahi. Bak İsmail'in oraya gidiyorlar. Koyunlar çukurun yanından geçiyor. İsmail zıpladı ama kolları her seferinde boş kaldı. İsmail'in üstünden geçtiler. Köpek saldırdı. Kes! Kes! Abi! Abi! Köpek çukurun tepesinde durmuş havlıyor. İsmail'in montu kesikler yırtıklar içinde. Fatih koş. Hadi abi. Fatih koş. İsmail! Evde Burcu elinde paltolarla salona indi. Kalkın gidiyoruz. Kız nereye? Kardeşimizi görmeye. Sana sağlık ocağında ilaç mı içirttiler Burcu? Ya ben ciddiyim. Madem Erol Ejder'de de Taraklı'da, Arda'da okulundadır. Doğru valla. Dedem yollamamıştır okula onu. Dedem Arda'yı eğitimden geri bırakmayacak kadar kurnazdır Gökçe. Kızlar bakışıyor. Vallahi da doğru söylüyor ya. Kalktı. Kalkın. Çabuk haydi. Paltolarını giyiyorlar. Vallahi ama bakın İsmail de söylediydi. Arda'yı okulda görürüz diye. Dertimiz bu mu abla? Kız acaba bu çocuğun kafası biraz çalışıyor mu? Yok be öyle değil. Hani bir çocuk oluyor böyle akılsız. Sonra bunun aklı başına geliyor. Ortalıkta filozof gibi dolaşıyor. Ay abla. Hadi çantalarınızı da alın.
Gökçe al çantanı. Dur bekle. Orallar panikle çukurun başında. Abi. İsmail ne oldu sana yavrum? Abi bana yazık ettiler. Koyun diye köpeği içeri çekmiş. Her taraf bozuldu. Gel, gel, gel. Elini uzattı. Fatih de diğer elini tuttu, çektiler dışarı. Araba. Gazla Fatih, gazla. Sağlık ocağınım abi. Maalesef. Abi, makarna süzgecine çevirdiler beni. Tamam İsmail, merak etme. Ben seni doktora yetiştireceğim şimdi. Normal şartlar altında doktora uğra götürmem ben seni ama elimiz mahkum. Tamam koçum, tamam aslanım. Hadi Fatih, hadi Fatih. Tamam abi. İlhami İbrahim'e dosya uzattı. Siz bu evrakı hazır edin. Yarın tekrar görüşelim. Bu arada söylediklerimi unutmayın. En ufak bir hata sizi çocuğunuzdan ayırabilir. Elbette. Azami dikkat göstereceğiz. Ben de bu sırada karşı argümanları hazırlayacağım. Bunun için biraz zamana ihtiyacım olacak. Eski kayınpederinizin açığını bulmak kolay olmayacak. Onu gerçekten tanısanız bir çocuğun asla onunla kalmaması gerektiğini anlarsınız. İşte bize bunun ispatı gerekiyor. Peki son olarak Mebla'yı konuşmadık. İbrahim Bey, siz de takdir edersiniz ki bu kazanılması zor bir dava. Sıkı bir araştırma ve takip süreci olacak. Ancak ortak dostumuz Alev Hanım'ın hatırı için ben sizden sadece masrafları talep edeceğim. Ben size ve Alev Hanım'a nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Alev Hanım gerçekten iyi bir insan. O nedenle şimdilik 5000 talep edeceğim sizden. Tabii. Davanın gidişatına göre bilahare görüşürüz. Siz nasıl uygun görürseniz. Müsaadenizle. Ben de eşlik edeyim size. Buyurun. Helmut. Helmut'a selam verdi. Helmut elini kaldırıp aldı selamı. İbrahim'in arkasından kederle bakıyor. İbrahim evine geldi. Kapıya yürüyor. Beklerken elini kapıya koydu. Parmak uçlarıyla ritim tutuyor. Duvara turkuaz mavisi, seramik bir nazar boncuğu asılmış. Pencerelerdeki tüller dantelden, perdeler nakışlı. Kızlar! Kızlar! Allah, nerede bunlar ya? Anahtarıyla açıyor. Beyaz badanalı duvarda porselen kuşlar, çiviye asılı havlular, askılık bir ağaç. Kızlar! Merdivenlere çevirdi başını, sonra salona döndü. Allah Allah. Nerede bunlar? Okul. Hani çıktın mı? Ne oldu? Yok. Sen nerede kaldın? Zil çaldı çalacak. Geldim işte, tamam. Ellerinde poşetler. O ne Burcu? Burcu cips almış. Cips mi aldın çocuğa? Senin Allah iyiliğini versin. At çöpe! Abla ya, biz çocuğa abur cubur mu yediriyoruz? De git çabucuk. Evet abla. Ya ne bileyim ben, mutlu olsun diye. Sen ne almışsın Gökçe Hanım? Bisküvi. Ne var? Bisküvi o kadar da zararlı bir şey değil ki. Ya Gökçe bacım, sen onun içinde ne kadar şeker var biliyor musun? Bu ne? 4 tane çikolata almışsın. Bir de bana diyor şeker var diye. Çikolata farklı abla ya. Ben Arda için aldım. Çocuk mahvoldu. Canan Karatay bu çocuğu böyle beslediğimizi görse Arda'nın suratını bir daha hayatta göremeyiz biliyor musunuz? Arda'yı geçtim. Kötü çocuk büyütmekten hepinizi alırlar benim elimden. Bizi bizden alırlar be. Tamam. Dikkat edelim bundan sonra o zaman, tamam mı? O ne abla? Köfte. Gökçe uzandı poşete. Abla. Buna boylu boyunca Arda'nın ta kendisi sığar. Nasıl yiyecek çocuk bunu? Kız o Nemrut deden 2 lokma mı koymuştur çocuğun boğazına? Bol bol yesin diye şey ediyordum yani. Heh, Arda'yı göreceğiz. Zil çaldı. Yok değil. Heh. Nerede bu? Nerede? Nerede? Arda nerede? Dur.
Dur gelir şimdi. Hamza geliyor. Arda. Kız Ayşe. Hamza. Kız Ayşe, Arda'yı gördün mü? Sınıfta yok. Arda nerede? Yok, hakikaten sınıfta yok. Belki lavaboya gitmiştir. Ceremiyor çıktı mı? Görmedim. Yok tamam. Arda nerede ya? 15 dakika oldu, yok ortada bak. Hocam, iyi günler, merhaba. Merhaba kızlar. Hocam, biz Arda'yı göremedik. Olup bitenden haberim var kızlar. Çok üzüldüm, inanın. İbrahim Bey çok değerli bir insan. Mükemmel bir baba. Böyle bir şeyi hak etmiyor. Peki Arda nerede? Maalesef kızlar. Dediğiniz okul yönetimiyle görüşmüş. Çocuğun akrabaları tarafından kaçırılma riskine karşı özel arabayla okulun arka bahçesinden almak için izin çıkartmış. Zaten iki gündür izinli. Neyse, görüşmek üzere. Yuh ya! Yumruklarını salladı havaya, cebindeki çikolata poşetini çıkarıp ağlamaklı dudaklarını aşağı büzdü. Akşam üzeri kuş bakışı taraklı. Görüyor musunuz şunun yaptığını? İbrahim'le Faik de evde. İbrahim masada ağlamaklı oturan kızlarının başında ayakta. Poşetler kızların önünde kalmış. Ben bakarım. Gökçe boynuna şal yaptığı örtüsünü başına aldı. Gözlerini kapıya çevirdiler. Oral elinde kurbanlık etler konmuş leğenle. Fatih yanında. Hayırdır çocuklar? İbrahim abi, gece rahatsız ettik. Faik dedenin emaneti vardı da. Ne emaneti bunlar? Et siparişleri vardı da İbrahim abi. Faik kalkıp kapıya seyirtti. Ne? Tuğba da kalktı. Baba. Neydi bu? Nedir bu poşetler böyle? Nerede benim kurbanlığım? Faik dedem, biliyorsunuz ki koyunun gamsızı kasabın bıçağını yalarmış. Boncuk ismini verdiğimiz koyunumuz Taraklı sınırlarına girer girmez kendini sizin için kurban etti. Etlerini size, derisini de Türk Hava Yolları'na bağışladı. Çitex. Bırak bu saçma sapan sözleri. Benim kurbanlığı kestirin demedim. Eve getirin dedim. Dedeciğim tam... Selim planı uyguluyoruz. Kardeşinize kavuşmanıza damak kaldı. Tuğba'ya fısıldadı. Tuğba öyle mi deyip aldı leğeni. Evet dedem, aynen öyle oldu. Hatta koyunumuz... Bu ne? Benim kucağımda... Ay! Masaya koydu. Faik dedemi yormayın diyerekten de öyle bir... Nerede benim kurbanlığım? Baba tamam, gel kurbanı içeride konuşuruz. Ne kurbanıyım şu? Hadi baba. İyi hadi. Sağ ol. Oral nefes boşaltıp ellerini beline koyarak yorgunca eğildi. Alev Hanım'dan 2 avans aldık da 5 kilo et aldık Fatih. Vallahi abi. Hadi gidelim, aklım çıktı, ne dediğimi bilmedim ya. Yormayın abi ya. Ne bileyim oğlum ya. Faik koltukta. Baba neden bana söylemedin? Torunum ölüm tehlikesi geçirmiş, kurban kesmek istedim. Sana mı soracaktım? Parayı nereden buldun peki? Biraz birikimim vardı. Baba sen o birikiminle kendine mezar yeri aldın. Gerçi o da ayrı bir mesele ya. Mezar yerini sattım. Ne var yani? Ne? Baba niye yaptın böyle bir şeyi? Sen beni erken vakitte gömmeye niyetlisin herhalde. Tövbe estağfurullah. O nasıl söz baba? Ya işte kalbim teklediği zaman bir an duygusallığa kapıldım. Gittim bir mezar yeri satın aldım. Ben de erken ölecek bir göz var mı? Öyle sözler söyleme baba. Allah ömrüne ömür katsın. Amin. Ben çıkayım. Nereye gideceksin? Settar babanın yanına. Hadi. Gökçe de onunla kapıya yürüyor. Burcu Faik'in arkasında durup ellerini onun omuzlarına koymuş. Yolda elleri ceplerinde yürüyen İbrahim'in gölgesi Arnavut kaldırım yola vuruyor. Çevresindeki her şey bulanık, bir tek o net.
Durdu, ağlamakla bakıyor önüne. Baktığı noktada Nalan'ın lokantası var. Elini cebinden çıkardı, düşünüyor. Nalan onun farkında değil, elindekini silkeleyerek içeri girdi. İbrahim yürüyor kapıya doğru. Lokantanın pencerelerindeki tüller kenara toplanıp bağlanmış, yanlarından boncuklar sarkıyor. Kapıda seramik bir süs asılı. Nalan karşısında İbrahim'i görünce duraksadı. Omuzlarına bir şal almış. Hafifçe gülümseyip baş selamı verdi. Bir süre sonra İbrahim montuyla oturmuş. Nalan elinde çay bardaklarıyla geldi. Masalar toplanıp sandalyeler masaların üzerine ters çevrilmiş. Nalan yan koltuğa geçip İbrahim'in bardağını önündeki sehpaya bıraktı. İbrahim dalıp gitmiş, Nalan iç çekti. Kederini üzgün gözlerle izliyor. İbrahim iç çekerek ağlamaya başladı. Nalan da ağlıyor. Arda odasında yatağın başlığına sırtını yaslayıp bacaklarını karnına çekmiş uzaklara bakıyor. Yüzü çok solgun. Baba. İsmailler konağın önünde. Oral'la Asil kargocu kıyafetiyle. O zaman başlıyoruz beyler. Baş sağladılar. İsmail'in yanağında bir yara bandı var. Önlerinde büyük bir mukavva kutu, üzerinde koli bandı. Konağa sırtları dönük etrafa bakıyorlar. Kahvesini içen Erol'un telefonu. Efendim? Ejder Bey mi? Evet benim. Ejder Bey, sizinle İbrahim hakkında konuşmak istiyorum. Ne söyleyeceksen telefonda söyle. Ejder Bey, bunlar telefonda konuşulacak konular değil. Bu Taraklı'da İbrahim'den en çok çeken kişi benim. Oral dürttü, Asil sus diye kızdı. Daha geçen gün evimi yaktı ya. Nefret ediyorum ondan. Eğer tepedeki konağa gelirseniz... Size işinize yarayacak bilgiler verebilirim Ejder Bey. Tamam, geliyorum. Kalktı. Geliyor. Bekleşiyorlar. Arda'nın penceresinin dışından içerisi. Arda hala aynı pozisyonda oturuyor. Baba. Erol şoförünün açtığı kapıdan arabasına geçti. Konağın kapısının iki yanındaki duvarlarda aplik lambalar asılı. Araba yola çıktı. Asiller duvarın dibinde kolinin arkasında bekliyor. Asil'in işaretiyle kalktılar. Koliyi açıyorlar. İsmail, Asil ve Oral'ın omuzlarına tutunup destek aldı. Bacaklarından kaldırıp koliye koydular onu. Oral başına bastırdı, eğildi İsmail. Bir süre sonra kapıdalar. Hizmetli geldi. İyi akşamlar. Ejder Bey burada mıydı acaba? Maalesef çıktı. Kendisine bir kargo vardı da. Ben alayım. Kargo biraz ağır da biz getirelim içeri. Elden ele nakliyat şekli. Buyurun içeri. O kenara çekildi. Asil ile Oral eğilip kaldırdılar ama yüzleri zorlanmaktan kasıldı. Şöyle bırakabilirsiniz. Asil'in suratı morardı zorlanmaktan. Merdiven altında bir yere bıraktılar. Kolinin üzerinde imza için bir dosya. Şuraya bir imza alacaktım. İyi akşamlar. Oral'ın gözleri fıldır fıldır etrafta. Çıkarken bile omzu üzerinden geriye bakıyor. Hizmetli kapıyı kilitliyor. Anahtarı aldı kapının üzerinden üst kata çıkıyor.
kolinin bandı içeriden kesilmeye başladı. İsmail çıktı içinden. Ayağa kalkıp sırıttı. Merdiven korkuluğuna tutunarak zıpladı. Üst kata koşturuyor, elleri önünde, üst bedeni eğik. Kafasını uzatıp salona baktı, sağa sola iyice çevirdi gözlerini. İçeri atlayıp salondan açılan başka bir kapıya eğildi, deliğinden bakıyor. Arda. Aralayıp baktı, hemen kapattı. Eğilip koltuğun arkasına saklandı, kafasını çıkardı, bakıyor. Tam kalkıyordu, gene hızlıca eğildi. Aksiyon filmindeki başrol edasıyla yerde gereksiz yere yuvarlanıp kalktı. Sırtını duvara verip saklandı. Kafasını uzatıp ileriyi kontrol etti. Yaslandığı duvarda boydan boya Arap harfleriyle yazıları fark edince saygıyla açıldı, el açıp dua okudu. Ellerini yüzüne sürüp amin yaptı, yandaki kapıya eğildi. Arda odasında kapıya çevirdi başını. İsmail abi! Boynuna atıldı. Şşş! Seni kurtarmaya geldik. İsmail abi tamam da yukarıda o adam var. Deden mi neymiş? Sen merak etme, biz o işi hallettik. Bir şey daha soracağım gitmeden önce. Suratına ne oldu? Neyse boşver. Sessiz. Beni takip et. Çıkıyorlar. Önden Arda koştu. İsmail sessiz diye el kaldırdı. Yürüyüp kenara geçti, ileriyi kontrol etti. Geldiği tarafa koşturdular. Merdivenlerden iniyorlar. İsmail kapıyı zorladı ama kilitli. Panikle Arda'ya sarıldı. Başını kendine çekti. Sonra aklına bir fikir gelmiş gibi sırıtıp kafasını işaret etti. Sonra da kolyeyi gösterdi Arda'ya. İşaretleşerek anlaştılar. Arda'ya kolyeye girmesini söyledi. Kaldırıp soktu içeri. Arda koli bandını ona verdi. İsmail kendisi dışarıda kaldı. Arda'yı içeri kapatıyor. Bandı baştan aşağı döşedi kapağı. Dişleriyle kopardı. Arda, biz seni kurtaracağız. Kapağı vurup kalktı. Bandı cebine soktu. Yukarıyı kollayıp cep telefonunu çıkardı. Hızlıca tuşlara dokunuyor. Telefonun cebine geri koydu. Aklımı seveyim gibisinden kafasına dokunup hızlıca yürüdü. Asil'le Oral gene kapıda. Birbirleriyle işaretleştiler. Asil çaldı kapıyı. Hizmetli geldi. Buyurun, bir sorun mu var? Biz az önce yanlış kargoyu teslim etmişiz de onu geri alabilir miyiz acaba? Tabii tabii. Girdiler. Bu da sizin mektubunuz. Bir zarf tutuşturdu eline. Biraz büyük bir yanlışlık olmuş da. Eğildiler. Koli gene çok ağırmış gibi kızardı suratları. İkisi de geri geri çıkıyor. Hizmetli kadını ezeceklerdi. Kadın geriye doğru büzüştü. Yüzünde anlam verememiş bir şaşkınlıkla kapatıyor kapıyı. Zarfa baktı. Kilitliyor kapıyı. Kızlar evde masada. Ne yapacağız şimdi? Belli ki dede Arda'nın yüzünü bile göstermeyecek bize. Merak etmeyin, ben şimdi bulacağım bir yolunu. Tuğba kalktı. Abla, sen yine neyin peşindesin acaba? Ha? Abla sen ciddi misin ya? Aysu deftere plan çiziyor. Tamam. İçinde salgın hastalık, hakim gibi kelimeler geçiyor. Şimdi daha önce size anlatılan bütün planları bir unutun. Çünkü o beceriksizlerin bir şey yapamayacağını ben zaten biliyordum. Plan bu mu şimdi? Dur dinle. Şimdi kızlar, dedeme gidip diyeceğiz ki, dede biz senin velayetine geçmek istiyoruz. Dedem buna çok memnun olacak. Doğru. Doğru vallahi. Babamı vurmak için 4 kurşun birden. Dur, dinle. Dedemin evine yerleşilecek. Sonra siz hastalanacaksınız. Sonra bazı sağlık problemleri. Bunun için tabii ufak bir zehir kullanmamız gerekecek. Burcu yavrum, sen onu sağlık ocağından getirirsin. Sonra diyeceğiz ki dedem bize bakamıyor. Hakim de bizi babamıza verecek. Evet. Biz zehirlenip hasta oluyoruz. Peki sen bu planın neresindesin abla? Ben şimdi o kadar hasta olunca size bakıyor olacağım.
Bırak ya, Allah 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 ya. Artık ne yapacağımı gerçekten bilemiyorum. Kalemi masaya atıp ellerini yüzüne kapadı. Abla. Çok çaresizim. Yapma ne olursun. Bak sen de bunu dersen ne yapacağız biz? Hadi. Çok çaresizim artık. Tamam tamam, babam geldi galiba, hadi. Kız uzunluğu toparlanın, adam bizi böyle görmesin. Tuğba kapıya koşturdu. Kapıda Arda. Abla! Arda! Kucakladı. Arda! Arda! Koştular. Kucaklayıp öpüyorlar. Asil ve damat adayları kapıda gülümseyerek izliyor. Helal olsun be Asil abla. Arda. Oh, hoş geldin. Yine geçin. Ablalarım. Hadi üşümeyin, gelin. Erkekler de giriyor içeri. Yorgancı. Baba, o konağın kapısını kırıp oğlumu almamak için kendimi zor tutuyorum. Öfkeden yanıyorum baba. Bana bir yol göster, Allah aşkına. Sabredeceksin İbrahim. Ne yapalım? Sabırla koruk elva olur. Ateşe tahammül edeceksin. Evlat hasretine nasıl dayanır ki baba? Nasıl dayanırım baba? Hemen şuracıkta, yanı başımda. Elim uzatsam dokunurum. Ama ne dokunabiliyorum? Ne görebiliyorum? Settar kalktı. Sedirde oturan İbrahim'in yanına oturup elini dizine İbrahim, koydu. Çok şükür Arda hasta değil. Sağlığı sıhhati yerinde. Nerede olduğu belli. Aç değil, açıkta değil. Nerede yattığı, nerede kalktığı belli. Elimi uzatsam neredeyse dokunacağım diyorsun. Ya çok uzağında olsaydı? Burada şükretmek lazım. Hem de çok şükretmek lazım. Bak. Yakup aleyhisselam. Hazreti Yusuf'un babası. O da çok üzüldü. Çok gözyaşı döktü. Ama sabretti. Dedi ki duasında, bana düşen artık güzel bir sabırdır. O her şeyi hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibi odur. Ben tasa ve üzüntümü yalnızca Allah'a arz ederim. Öyle dua etti. Eyvallah baba. İbrahim cebinden çıkardı. Efendim kızım. Baba! Baba koş! Arda geldi! Baba Arda evde, koş! Ne? İndirdi telefonu. Baba. Bana destur baba. Eve gitmem lazım. Koştu. Settar arkasından bakıp merakla başını omzuna yatırıp dikiş makinesine doğru döndü. Düşünürken kaşı kalkıyor, mimikler yaptıkça yüz kasları oynuyor. İbrahim evin kapısına koşarak geldi. Arda Burcu'nun kucağında, Faik koltukta. Arda! Oğlum! Kucakladı. Oğlum. Kimsin? Bir daha sarıldı. İyi misin? Çok iyiyim. Oh. Hala kucağından indirmedi. Kızlar gülerek seyrediyor. Arda kollarını İbrahim'in kollarına dolamış. Siz ne yaptınız? Kaçırdık. Pişmiş kelle gibi sırıtıyorlar. İbrahim'in yüzü donuklaştı. Önce Arda'ya, sonra asillere baktı. İbrahim'in sokağı. Çocuğu getirdiler. Şu an içeride. Babası da şimdi geldi. Tamam, ayrılabilirsin. Adam arabasının içinde telefondaydı. Erol kapattı. İbrahim'in evine doğru kayıldı.
Erol telefonundan arama yaptı. Alo. Ben Erol Ejder. Bir ihbarda bulunacaktım. Gece kuş bakışı taraklı, meydan ışıl ışıl. Jandarma aracı İbrahim'in kapısının önünde. Kır saçlı komutan birkaç erle indi, kapıya yürüyor. Üniformalarının sırtında jandarma yazılı. Erlerin ellerinde tüfekleri var. Arda Akartürk'ün burada olduğunu daha ihbar aldık. Kızlar suskun gözlerini kaçırıyor. Gelin oğlum içeri. Kızlar direnmedi. Erler içeri girdi. Komutan en geride. Kızlar telaşla bakındı. Bir jandarma eri dışarıda bekliyor. Erol karanlık salonunda elini çenesine koymuş, önündeki satranç tahtasına ciddi bir ifadeyle bakıyor. Bir taşı alıp siyah taşla hamle yaptı. İbrahim'in eli konağın kapısındaki demir halkayı tahta kapıdaki tokmağa vurdu. Erol düşünüyor. Kalktı. Satranç tahtasına odaklanıldı. Hizmetli açınca gözleri irice açıldı. İbrahim Arda'yı getirmiş. Elini bırakıp başını okşadı. Kaçıp eve gelmiş. Elinden tutup buraya getirdim. Ejder Bey, haber verir misiniz lütfen? Erol merdivenlerden iniyordu. Gelenleri görünce durdu. Tekrar başladı yürümeye. Şaşkın ve sert görünüyor. Arda korkar gibi İbrahim'e sokuldu. İbrahim elini Arda'nın omzuna koydu. İki yetişkin adamın gözleri birbirine meydan okuyarak kilitlendi. Zaman dondu. Bu dizinin betimlemesi Sinegraf Film tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sebeder.org. Sesli Betimleme metin yazarı Aynur Çelebi. Seslendiren Ayşegül Kalkan. Altyazı Gülay Yılmaz, Çağrı Doğan, Çağıl Doğan, Gökberk Yılmaz. İşaret dili Volkan Kur. Son kontroller Zerrin Çınar, Dolunay Ünal. Teknik yapım Yeni Gökdelen. Tercüme Dağ Prodüksiyon. Sağda sponsor logoları akarken solda siyah zeminde beyaz harflerle jenerik geçiyor. Yönetmen Osman Sınav, Mehmet Bahadır Er, Yücel Hüdaverdi. Yapımcı Osman Sınav. Senaryo Hasan Kaçan, Feraye Şahin, Selma Hacı Osmanoğlu, Ali Uğur Kaçan, Saadettin Tolan. Müzik Aytuğ Yargıç. Genel Koordinatör Erkan Akın. Bu dizi TRT1 tarafından Sinegraf AŞ'ye yaptırılmıştır. Copyright 2017. Gri beton fondaki siyah kare içinde Sinegraf ve Osman Sınav yazıları.